İyi akşamlar Dezler. Üç partiden üç konuğum olacak ve öncelikle Sırrı Süreyya Önder, HDP Ankara Milletvekili konuğumuz Sırrı Bey'le hemen başlayalım. Sırrı Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Önce meclis başkanlığı mevzuyla başlayalım çünkü en sıcak gündem o. Bugün iki tur yapıldı. Partiler beklenen oy aldılar. Doğru. Siz file vermediniz, MHP file vermedi. CHP'de 3 file vardı son turda yanlış hesaplamaysak. AK Parti file vermedi. Sadece izinli olan milletvekilleri katılmadılar. Ve iki tur böyle geçti. Hem CHP hem AKP adayları en yüksek oy alıp son tura kalacaklar gibi duruyor. Ama muhalefet bloğunun da ortak hareket edip bir meclis başkanı çıkarma olasılığı var ki bu isimle Deniz Baykal gibi görünüyordu. Evet. Bugüne kadar. MHP'nin beşlaması oldu. MHP dedi ki, MHP Genel Başkanı, eğer dedi HDP CHP'yi desteklerse biz CHP'ye destek vermeyiz son turda. Daha doğrusu şöyle dedi. Dedi ki HDP'nin desteklediği blokta biz yer almayız. Bu da siz CHP'yi desteklerseniz olmayacak. AK Parti desteklerseniz ben CHP'ye veririm diye. O zaman zaten AK Parti'nin adayı seçilmiş oluyor. Yani diyor ki HDP'nin desteklediği, HDP desteklerse CHP'yi biz CHP'ye vermeyiz. Bu sizin hesaplarınızda bir değişiklik yapıyor mu? Ya da çünkü bir açık kapı bıraktı Sayın Bahçeli. Dedi ki ama dedi milletvekillerine karışılmaz tabii dedi. Bir grup kararı olmadan desteklerse o ayrı ona karışmayız diyerek sizin grup kararı almadan meclis başkanlığında CHP'yi desteklemeniz halinde CHP'ye oy verebileceğini söyledi. Sizin tavrınız ne olacak burada? Şimdi liseli çocuklar spekülasyon yapıyorlar sosyal medyada. Ben de onlara istinaden söyleyeyim. Şimdi biz açıklasak yarın Ekmelettin Bey'e oy vereceğiz diye Bahçeli herhalde Ekmelettin Bey'i ihraç eder. Bu mantık mı? Bu söylem biz biraz bu söylemin kendine gelmesi için biz sükut ettik. Ama görünen o ki bu sükut kimseye bir şey anlatmamış. Sükut etmeden kastınız ne? Yani hakaretamiz söylemleri oluyor Sayın Bahçeli'nin. Bu süreç başladığından beri biz onları yok sayıyoruz. Biz onları gireceği hiçbir şeyin içerisinde olmayız. Bu ez cümle olarak bu ülkedeki 6 milyon insanı ne diyeceğiz? 20 vilayeti ne yapacağız? Yani Hakkari'de bu parti %90'ın üstünde oy almış. Şırnak'ta böyle oy almış. Diyarbakır'da böyle oy almış. Ne yapacağız bunlara? Çekin gidin mi diyeceğiz? Bu ne menem bir söylemdir. Bundan kimseye bir hayır gelmez. Bu Türkiyeleşemeyen bir zihniyetin ürünüdür. Türk'ü, Türklüğün davasını hiç ırgalamayan bir zihniyetin ürünüdür. Bu ne demek? Türk'ün izzetini, şerefini düşünmek, Türk'ün geleceğini de düşünmek demektir. Sen ne diyeceksin bu toplumdaki 20 milyon insana? Çekin gidin demektir bu. Bunlarla bir yere varılmaz bir. Tutarsız iki. Niye tutarsız? Şu açıdan tutarsız. Sayın Bahçeli, biz iki yıl MHP'li 3 parlamenterle sizin görevlendirdiğiniz MHP'li 3 parlamenterle Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nda çalıştık. Ben de o komisyonun bir üyesiydim. 69 maddenin anayasa maddesini yani bu ülkenin geleceğine şekil veren, geleceğinin formunu kuran anayasa maddesinin altında MHP'li vekillerle ortak imzamız var. Tutarsızlık bu işte. Zamana direnci olmayan, geçmişi de yadsıyan bir şey. Üstelik geçmişten bugüne kadar bu siyasal çizgi demokratik siyaset anlamında da çok tarihsel adımlar attı. Hani bu ülke diyelim yeniden bir savaşa sürüklenmiş olsaydı bunun bir mantığı olurdu. Barışı, demokratik siyaseti, özgürlüğü, eşitliği, adaleti önceleyen farklı temsiliyetleri bir araya getirmeyi başarabilen, halka, Türkiye'ye umut olabilen, bölgeye de umut olabilen bir modelin ve pratiğin sahibi olan bir partiyle
dün 69 maddeye imza atacaksınız. Bugün sanırım Sezgin Tanrıkul da buna dikkat çekti. Yarın biz bunların olduğu hiçbir şeyde, gölgelerinin düştüğü yerde olmayız diyeceksiniz. Bunun tercümesi şudur. Biz AKP'yi iktidar yapacağız. Kimse bundan Türklük adına, kimse bundan vatanperverlik adına, milliyetçilik adına herhangi bir, bu kıssadan herhangi bir hisse çıkarılamaz. Çıkarılacak tek hisse biz AKP'yi iktidar yapacağızdır bu. Bunun değişik, biraz öfke ve nefret diline de bulanmış ifadeleridir bunlar. Bunlara karnımız tok. Kimsenin haddi de değil, hakkı da değil. Yok saymak, görmezlikten gelmek. Biz kimseyi ne yok sayıyoruz, ne görmezlikten geliyoruz, ne de onların umutlarını, beklentilerini, yani bırakın kendi varlıklarını, onların umutlarını, beklentilerini, kaygılarını, bunları bile anlamaya çalışan, cümlelerimizi oradan kurmaya özen gösteren bir siyasi olgunluk içerisindeyiz. Halk da bunu görüyor. Çıkın açık açık AKP ile koalisyon kuracağız deyin. Peki siz bu açıklamayı AKP ile MHP'nin bir koalisyon işareti olarak mı görüyorsunuz? Evet. Bu bir şark kurnazlığı. Yani eli buradan açayım. Eli buradan açayım. Şimdi burada AK Parti'ye dönük de bir değerlendirme yapmak lazım. AK Parti'de, AK Parti'nin içinde Erdoğan vesayetinden kurtulmak isteyen bir kesim var. Bunu Devlet Bahçeli'ye yaptırtacaklar. Yapılmak istenen oyun bu, ama bunu kurarken bu oyunu bu ülkeye unutması gereken nefret dilini, öfke dilini, yok sayma dilini yeniden musallat etmemeli kimse. Peki bir MHP-AK Parti koalisyonu kurulursa eğer bu AK Parti'yi Erdoğan vesayetinden kurtarır mı? Öyle düşünüyorlar. Öyle düşünüyorlar. Çünkü adam dedi ki verin Bilal'i, alın iktidarı. Beşir Atalay da dedi ki tabanımız MHP ile koalisyon istiyor. Hani ne oldu AK Partililer, dün yedirmeyiz diyordunuz. Bugün hepsinin ağzından, bütün AK Parti sözcülerinin ağzından dökülen şu: tabanımız MHP ile koalisyon istiyor. Kimse demiyor ki sen bizim harimi İsmet'imize ya da Cumhurbaşkanımızın harimi İsmet'ine nasıl dil uzatırsın diye söyleyen bir tane AK Partili duydunuz mu? Ama mesela Cumhurbaşkanı'nın da AK Parti MHP koalisyona yana olduğu yolunda bir dedikodu oluşuyor Ankara'da. Valla o zaman gelen bir konuğa deyin ki ortadaki AK Partili misafiriniz olacak. Ya bu parti verin Bilal'i, alın iktidarı diyor. Yani verecek misiniz Bilal'i? Daha önce buna laf söyleyenleri harem ismetinize girmekle suçladınız. Hepiniz biz Erdoğan'ı yedirmeyiz dediniz. Ne oldu? Menüye mi koydunuz? Yedirecek misiniz? Çünkü ağzını açan bütün AK Partili sözcüler diyorlar ki tabanımız AKP-MHP koalisyon istiyor. Bu adamın da defalarca tekrarladığı bir lafı var. Verin Bilal'i yoksa olmaz diyor. Yani bu üslupla, bu üslubu birbirinize karşı kullanabilirsiniz, ama bir halkı yok saymak, bir halkı fulu görmek, gözlük takın o zaman. Yani sıkıntı sizin görmemenizle olmaz. Bütün bu zulme, bütün bu eziyete büyük bir demokratik olgunluk gösteren bu halk, ulus devlet yerine demokratik konfederalizm diyen bir önderi, bu kadar bu barışın ve ortak geleceği inşası için çalışan kurumları bir gün biz de sizi görmüyoruz dedikleri zaman, o zaman felaketimiz olur. Bırakın ortada bu zemin varken, ilk defa insanlara umut gelmişken, Sayın Bahçeli biz %13 almasaydık sizin şu an genel başkanlığınız tartışılıyordu partinizde. Aynı şey CHP için de geçerli. Bir de şu var, ayıptır siyasi terbiyeye de demokratik terbiyeye de sığmaz. Hani biz büyük bir demokratik olgunluk ve yapıcı bir katkı gösteren bir yerde duruyoruz. Bütün eş genel başkanlarımız başta olmak üzere bütün sözcülerimiz, bütün kurumlarımız seçimin bize verdiği mesajı bir kurucu irade olarak tercüme ettik. Bu olgunlukla bütün fikirlerin konuşulmasını
konuşulmasına zemin hazırlıyor. Mesaj ne size göre seçime verdiğin? Şimdi herkesin unuttuğu şey şu. MHP senin de 80 vekilin var. Bizim de 80 vekilimiz. Peki orada bir haksızlık yok mu mesela? MHP senin 3 puan fazla aldı aynı sayıda vekil. Demokratik sistemle uzak yakın alakası olmadığını söyledik. Bu avantajın yani bu sistemin bizim aleyhimize çalıştığı zaman da oldu Fatih. Yıllarca. Evet. Biz bu konuda riyakar bir tutum içerisinde olmayız. 30 bin oyumuzla vekil gönderemediğimiz yerden 200 oyla bu parlamentoya 800 oyla vekil geldi. Şimdi o zaman kimse bizim derdimize yanmadı. Ayrıca arada bir ihmal edilemeyecek bir fark da yok. Niye? Siz birçok vilayetten tulum çıkarmışsınız. Bunun bir siyasi karşılığı var. Hem siyasi hem matematik bir karşılığı vardır. Onun için herkesin demokratik terbiyeye, demokratik bir tahammüle ve ortak geleceğimiz için kaygılanır bir noktaya gelmesi lazım. HDP yokmuş gibi davrananlar biraz böyle temaşa ediyoruz yani. Sanki biz yokuz ve üç parti arasında bu işler olup bitecekmiş gibi. Geleceksiniz. Bu halk HDP'nin içinde olmadığı, koalisyon anlamında söylemiyorum, bunun rızasından geçmeyen hiçbir hükümet modelini meşru olarak saymayacak. %100'den fazla teveccüh göstermiş. Emanet etmiş. Bunu diyorum, emanet deyince eğreti gibi anlayanlar var. Emanet etmiş. Yani bize demokrasisini, umudunu, her şeyini emanet etmiş. Biz bu emanetin bilinciyle davranıyoruz. Biz emanet deyince millet sanki eğreti devrildi, devrilecek. Öyle anlaşıldı mı? Sizin emanet lafınız hani CHP'den ve diğer partilerden, aslında HDP seçmeni olmayan kitleden size bir seçmen teveccühü oldu. Biz onların evet. Kıymetini biliyoruz. Evet, evet. Bu ifade de yanlış değil. Ama emanet ettiler. Yani bunu CHP'ye emanet edemedi, MHP'ye emanet edemedi, AKP'ye emanet edemedi. Bize emanet etti. Şimdi biz bunun bilinciyle ve sorumluluğuyla davranıyoruz. 6 Haziran'da bu ülkenin üzerinde kara basan vardı. 7 Haziran sabahı herkes bir nefes aldıysa bu bizim sayemizdedir. Ve bizim geliştirdiğimiz bu umuda, bu siyasete alan açmaya, bu ortak geleceği kurma seferberliğimize büyük bir akreditasyondur. Peki düşünün şimdi. Yani herkeste karamsarlık vardı. Bizi izleyen herkes yakın çevresinin 6 Haziran günü ne düşündüğünü 7 Haziran sabahına 8 Haziran sabahına nasıl bir derin nefes alarak uyandığını bir hatırlayıversin. Biz canımızı dişimize taktık ve dediğim gibi siyaset bir dönüştürme işidir. Kendimizden başlayarak Türkiye siyasetini dönüştürdük. Bir sürü kurumunu dönüştürdük. Şimdi bunun hakkı ve bunun karşılığı böyle bir üslupsuzluk olmamalı. Peki yarın hakikaten açıklar mısınız mesela biz Ekmet İlson'u destekliyoruz diye? Ya siz bizim ne zaman onun bunun sözüyle harekete geçtiğimizi, tavır aldığımızı, böyle zamanında bu imtihanlardan geçirilirdi. İşte şunu de ondan sonra bunu deme ancak o şartla. Bunlar 6 Haziran kafası efendiler. Bu ülke yok artık o ülke. 8 Haziran'la düşünmek zorunda herkes. Hiçbir şey eskisi gibi değil. Daha AKP iktidarı kaybettiğinin farkında değil. Öbürü kendini oyun kurucu zannediyor. Böyle bir şey yok. Burada kazanan demokrasi ve barış iradesidir. Umuttur, tahammüldür, saygıdır, barıştır. Peki siz bunu diyorsunuz ama mesela Kandil'in beşlemesi oldu. Dediler ki, doğru değerlendiriyorsam eğer, dediler ki ne İmralı ne de meclisteki HDP bizim kararımızı bizi etkilemez. Biz kendi kararımızı kendimiz veririz anlamında beşleme geldi Kandil'den. Bu ne demek peki? Bundan daha doğal ne olabilir? Şimdi herkes bu işi bir vesayet ilişkisi şeklinde kodlandırmıyorum. Ağzını açan herkes onları tarif ediyor. Kimisi Amerika'nın operasyonel gücü diyor, kimi Öcalan'ın buyruğundan çıkmazlar diyor, kimi Öcalan'ı mahkum etmeye çalışıyorlar diyor, kim
Yani bu konudaki zırva tevil götüremeyecek kadar fazla. Özgün bir yapı. Defalarca söylemiş, bizim baş müzakerecimiz, önderliğimizdir. Fakat silah bırakma kararı bu Sayın Öcalan'ın da defalarca söylediği. Öyle deseydi silah bırakın derdi. Silahsızlanma kongresi toplayın dedi Sayın Öcalan. Bu çağrıyı yapacağım dedi eğer izleme heyeti gelirse. Bunu söylediği zaman bir hafta sonra izleme heyetinin Kandil'e geleceğini hükümet bize söz vermişti. Onun bir ön adımı olarak birlikte Dolmabahçe deklarasyonunu birlikte açıklamıştık. Dolayısıyla bu televizyonlarda bir sürü zevzek yaklaşım var. Bize dönük. Söyleyin Kandil o zaman silah bıraksın. Şimdi bugün başbakan bile yani böyle bir akademik titrim var. Sen bu ülke gerçekliğinden bu kadar mı bir habersin? Söylesinler o zaman. Ya bu işin sosyolojisi bu değil. Bizim varlığımız zaten barışın bir teminatı. Barış olarak geziyoruz biz bu ülkede. Bunun yolu demokratik siyasete alan açmaktan geçiyor. Adama silah bırak çünkü siyaset yapacaksın. Hakkını demokratik siyasi kanallardan arayabileceksin. Bu ülkede siyaset bugün yapman, o durumda değil miyiz zaten? O konumda mıyız? Değil miyiz? Allah aşkına. 6 Haziran akşamı bu ülkede kaç kişi bu ülkeyi terk etmeyi düşünmüyordu ki? Çok. Normal demokratik siyaset kanallarının açık olduğu bir ülkede hiçbir insan seçim sonuçlarına göre ülkeyi terk etme projeleri kurabilir miydi? Hayalleri, düşünceleri geliştirebilir miydi? Neresi demokratik siyaset bunun? Bakın şimdi meclis başkanlığı tartışmalarıyla ortaya çıktı ki ya aslında yasamayla yürütme ayrı organlardır. Yıllarca hükümetin sekreteryası gibi çalıştırdı. Hiçbir demokratik olgunluk içerisine girmeden 112 kere kendi yaptığı yasayı beceriksizliğinden dolayı yeniden düzeltmesi. Bunun sebebi ne? Muhalefet diye bir şeyi yok saymak. Dolayısıyla yasama ayrı, yürütme ayrı değildi. Meclisi çok demokratik terbiye dışı bir şekilde hükümetin sekreteryası gibi çalıştırdılar. Oysa şimdi meclis ilk defa kendisine alan açtı. Parlamento önemli bir kurumdur. Ne kadar önemli olduğu bu mutlak iktidarlarını kaybetmeleriyle birlikte ortaya çıktı. Böyle bir işte yıllarca mutlak iktidarın gölgesinde belirsiz bir muhalefet olarak kalmış bir parti şimdi meclis başkanlığının bu iktidarı kaybeden partinin dışında bir partiye gidecek olmasından duyduğu endişe ancak iktidar yancılığıyla açıklanabilir. El insaf buradan Türk milliyetçilerine bütün saygımla sesleniyorum. Arkadaşlar bu memleketin satılmadık bir tek deresi kalmadı. Bir tek deresi. Medeniyetin doğduğu kadim topraklarımız bu HES'lerin, bu enerji firmalarının tümü de üstelik emperyalist ülkelerin buraya gönderdikleri yabancı sermaye firmaları. Bunların hiçbirisine bu Türk milliyetçisiyim diyen insanlardan Allah rızası için bir gün bir karşılık duydunuz mu? Bir gün gelip bir HES'e buranın suyunu kurutamazsınız dediler mi? Türkler Orta Asya'dan niye çıktılar? Kuraklıktan dolayı çıkmadılar mı? Ekosisteme müdahale edersen ekosistem insandan heyfini, intikamını çok acı bir şekilde almaz mı? Bak Orta Asya'dan gelip buraları yurt edindik. Peki bugün de bu ülke çoraklaştırılıyor. Toprak toprak diyorsunuz. Somut topraktan bahsediyorum. Topraklarımız peşkeş çekiliyor. Arkadaş bir Türk milliyetçisi çıkıp ne yapıyorsunuz dediler mi? Gezi'de bunun en kristalize olmuş itirazı patladı. Sayın Bahçeli o zaman da dedi ki İmralı postacısının öncülük ettiği yere gideni partiden atarım istifa etsin öyle gitsin. Türk milliyetçiliği böyle bir şey olmasa gerek. Bunu gerçekten Türklük için dertlenen,
Türklüğün geleceğini gerçekten kendine dert eden, başta Sayın Bahçeli'nin bizzat kendisi olmak üzere herkesin yeniden düşünmesinde fayda var. Kurdunu, kuşunu, börtüsünü, böceğini, havasını, suyunu dert eden tek yapıyız. Var mı başka bir siyasal partinin içinde çevreci örgütlere, kurumlara, şahsiyetlere doğrudan temsiliyet alanı açan? Biz böyle bir yerden siyaset yapıyoruz. İnsanlara da bir umut geliyor. Allah aşkına bu nefret dilini bırakın. Peki, sizin sözlerinizi anladığım kadarıyla en olası koalisyon olarak AK Parti, MHP ihtimalini mi görüyoruz, yoksa başka koalisyon ihtimalleri hala var mı, yoksa erken seçim mi görünüyor? İnanın ben başta bir şey söyledim, onu da çok spekülatif aldılar. MHP-HDP koalisyonu bile olur. Yeter ki ciddiyet olsun. Neyi paylaşamıyoruz arkadaşım? Şeffaflık denen bir şey var. Ortaya bir program korsun. Hepimiz bu ülkenin birliğini, beraberliğini, bütünlüğünü, ortak geleceğini, evlatlarımızın canını dert etmiyor muyuz? Bu yazılır kardeşim. Herkes bu mükellefiyete uygun çalışır. Diyorum işte 69 maddede anayasa, bu ülkenin geleceğini kuruyorduk. Yani üstelik yan çizen de MHP olmadı. AKP yan çizdi. Başkanlık faslına gelince ben başkanlık istiyorum dedi. Yargıyı vesaireyi konuşamadık. Yani AKP he deseydi bugün ülkenin geleceğini birlikte inşa etmiş olacaktık. Altında çok şerefli MHP'li milletvekillerinin, AKP'li milletvekillerinin, CHP'li milletvekillerinin ve bizlerin oylarıyla yapılmış olacaktı. Aranan budur, özlenen budur, ihtiyacımız olan da budur. Kardeşim buna ne mani olmadığını pratiğimiz göstermiş Sayın Bahçeli. Olmadığını fi tarihinden de bahsetmiyoruz. İş güvenlik yasa tasarısına HDP de karşı çıkıyor diye siz itirazınızı bir nebze geri çektiniz mi? Çekmediniz. Olması gereken şeyi yaptınız. İnsanlığa aykırı bir şeydi kardeşim. Hayat iyi ve kötü diye de ayrılabilir. Kötü bir şey getirdiler. İnsanın ahlakına, insanın erdemine, şahsiyetine uymayan bir şeyi 28 gün bu ülkeye dayattılar. Hep birlikte buna karşı çıktık. Ne mani buna? Kimin neye eksildi? Halk sizi de ödüllendirdi. Böyle yaptığınız için yarın cezalandıracak muhtemelen. Halk ödüllendirdi ya, bak dedi. Bu insanlar bir araya gelmiş. Müthiş de bir ikna ediciliği oldu. AK Partili birçok insan, yahu MHP, HDP, CHP bir işe göbekten karşı çıkıyorlarsa el insaf bir oturun bunu değerlendirin diye kendi partilerine söyledi. Peki Sıra Bey, şimdi seçimin tekrarlanma olasılığı her zaman gündemde. Evet. Siz tekrarlanacak bir seçimden ne bekliyorsunuz? Çünkü bütün gazeteler, Habertürk dahil çeşitli anketler, araştırma yayınlıyorlar. İşte AK Parti bir puan artar, işte HDP bir puan geriler, CHP bir puan artar, MHP bir puan geriler falan gibi. İşte ondan bir puan ama genel sonuç çok değişmiyor diyor hepsi. Herkes aynı partiye oy vermeye devam edecek gibi bir sonuç çıkıyor. MAK danışmanlık da var mı bunu diyebilirim? MAK danışmanlık yok. Ey Allah razı olsun. MAK danışmanlığı daha görmedim. Allah razı olsun. O MAK danışmanlık yoksa bunu konuşabiliriz. Şimdi bunu dedikleri zaman diyorlar ki 1-2 puan yanılgıyla HDP'yi de bildik. 1-2 puan dedikleri %20'ye tekabül evet. ediyor. Tamam mı? HDP'nin oyunu %20'ye tekabül ediyor. Şimdi %20'ye tekabül ediyor. Peki siz ne görüyorsunuz? Onu sormuyorum. Onları ben buradan söylüyorum. %20'nin 1 santim aşağısını almayız. Nasıl siyaset yapılır görecekler. Yenilesinler seçimi. Hodri meydan istemiyoruz. Ülke bununla vakit kaybetsin istemiyoruz. Bakın demokrasiyi ve barışı önceleyecek her hükümet formülünü de akredite edeceğimizi, güç vereceğimizi, nitelikli muhalefet yapacağımızı söylüyoruz. Söylemekten dilimizde tüy bitti. Pratiğimizle de gösteriyoruz. Tamam mı? Ama seçim olsun. %20 için ben bütün Türkiye'ye söz veriyorum. HDP %20 oy. HDP %20 oy alacak. Görecekler siyaset nasıl yapılırmış, yapılmazmış. Üstelik artık başkanlıktan mülga, öyle seni başkan yaptıracağız, ötekini yaptırtmayacağız. Bunlarla da değil. Yeni bir ülke nasıl inşa edilir? Bunu bütünlüğümüzle diyeyim, bütün bileşenlerimizle, bütün imanımızla, bütün müktesebatımızla bütün Türkiye'ye göstereceğiz. %20'ye söz veriyorum. Hadi buyurun seçime gidelim.
Bir söz daha veriyorum. Bu tutumunu değiştirmezse MHP baraj altı kalacaktır. Ben MHP'den oy aldım. Bu kentte MHP'li seçmenden oy aldım. Ben yalan söylemem, söylemiyorum. Bizatihi gelip bana bir tane, beş tane, on tane, yirmi tane değil. Hepsi de benim için azizdir. Baktılar, biz bu çabaya bir destek vermek istiyoruz. Yine MHP'liyiz dediler. Böyle o devirler geçmiş. Artık nefretle bir tabanı konsolide etmenin devri geçmiş. Umut vereceksin. Umudun da ham bir hayal olmayacak. Nasıl bir ülke inşa edeceğiz ki bu dertler başımıza musallat olmasın? Gayet basit. Tarih gün gün bizi doğruluyor. İşte Orta Doğu'nun durumu, işte bölgenin durumu. Güvenli bölge. Şimdi ona geleceğim. Şimdi güvenli bölgeyle ilgili bir %20 yeterince anlaşılmıştır umarım. Tekrarlanırsa %20 alırız diyorsun. En az. En az %20. En az %20. Bu oy kimden gelecek? Hangi partiden? Bu oy bütün siyasal partilerden gelecek, MHP dahil. Bütün siyasal partilerden. Peki şimdi bugünlerde tartışılan konu Türkiye'nin Suriye'ye yönelik bir askeri harekat yapması. Bununla ilgili silahlı kuvvetlere bir baskı yapıldığı iddiası var. Somut bir şey, ortada bir şey yok ama askerin ise bazı çekincelerin olduğu, en azından buna uluslararası meşruiyet kazandırmak için dışlarının devreye girmesi gerektiğini söylüyormuş askerler. İddia o, bilmiyoruz. Okuduklarımızdan, anlatılanlardan. Genelkurmay'ın bu konuda çok hevesli olmadığı, çünkü paldır küldür girilecek bir şeyin Türkiye'ye fayda sağlamayacağı söylemiş Genelkurmay. Ancak yine bugün duyduğum Ankara dedikodusu, Genelkurmay'ın eğer Fırat'ın bu tarafına geçerse bölgedeki Kürt oluşumu, o zaman müdahalede bulunabiliriz. Niye? Fırat'ın o tarafı babasının malı mıymış? Ne ilgilendiriyor kendisini? Peki siz bu harekatı iç politikaya yansımasını nasıl buluyorsunuz? Ben onun yerine soru sormayı tercih ediyorum. Bu harekatı kime karşı yapıyoruz? Yani IŞİD'e mi? PYD'ye mi? PYD'ye galiba. Ha, PYD. Aklını çalıştırsa, ki orduda bunun nüveleri var. Güvenli bölge arıyorsun. Güvenli bölgeyi PYD oluşturdu, PYD zaten. Oluşturdu zaten. Gelip senin askerlerinin kafasını kesecekler. Canlı bomba olup senin tankların üstünde patlayacaklar. Bu barbar sürüsü. Şimdi sen kendi evladını gönder. Bu savaş kabinesinden kim bu halk için Suriye'de savaşı istiyorsa en öne kendi evladını koysun. Buradan bu ülkenin bütün annelerine bir çağrı yapmak istiyorum. Bu çok önemli bir konudur. Evladı askerde olan, evladı askere gidecek olan, yakınları askerde olan, yakınları askere gidecek olan herkesten çok demokratik bir ricam var. Genelkurmay Başkanlığı Ankara. Bu kadar. Adres çok kısa. Genelkurmay Başkanlığı Ankara. Bir mektup yazın. Bizim evlatlarımızı, sizin iktidar, saçma iktidar hırslarınız, saçma öngörüsüzlükleriniz, bu zayıflıklarınız yüzünden bizim evlatlarımızı o çöllerde harap edemezsiniz. Biz buna izin vermiyoruz diye. Sizin buna hakkınız var. Orada evladınız var. Gitmiş vatanı görevini yapıyor. Sınırımıza dönük bir taarruz var mı? Yok. Ülkemize dönük bir istila girişimi var mı? Yok. Uluslararası güçler senin bu savaş ilanını ya da savaş arzunu onaylıyor mu? Yok. O zaman o ananın evladını sen beleşi beleşine gönderip orada kendi siyasal kısır hesaplarına kurban edemezsin. Yapılacak iş çok basit. Annelerimize söylüyorum. Parası olmayan mail atabilir. Genelkurmay Başkanlığı'nın sitesine evladı askerde olan, eğer istiyorsa evladım gitsin orada bu iktidarın kısır hırsları uğruna savaşsın diyorsa onu da belirtsin. Gelin bir şey yapalım. Ben bu ülkede hiçbir gencimin gidip orada saçma bir, temelsiz, emperyal, hiçbir insani boyut olmayan bir şey için gidip can vermesini istemiyorum. Bunu analar engelleyebilir, bacılar engelleyebilir, babalar engelleyebilir. İki satır. Sayın komutanım, böyle bir şey yapacakmışsınız. Benim oğlumu hesaptan düşün desin. Peki tez şu. Başka bir şey. Bir önerim de olacak bunun karşılığında. Bugün eş genel başkanımız Sayın
Demirtaş söyledi. Bizi gönderin. Hiçbir diplomatik çabada bulundunuz mu? Başka bir şey söyleyeyim. Israrla gözden kaçırılan sevgili ülkem, bu masa niye devrildi zannediyorsunuz? Demokratik Suriye Konfederasyonu diye Sayın Öcalan'ın bir önermesi ve temellendirilmiş bir pratiği vardı. Olabilecek her şeyi bir yıl önceden devletin kayıtlarında var. Herhangi bir devlet yetkilisi, herhangi bir hükümet yetkilisi Öcalan bu olacakları, IŞİD nereye saldıracak? Şengal'a daha girmeden bir yıl önce bunlar Şengal'e saldıracaklar dedi mi demedi mi? Haseke'yi dedi mi? Kobani'yi isim olarak söyledi mi? Yollarını çizdi mi çizmedi mi? Bunun kurtuluşunun ne olduğunu Kürt'ü de, Arap'ı da, Türkmen'i de bir arada yaşatabilecek bir demokratik konfederalizm, kantonal bir sistem önerdi mi, önermedi mi? Biri desin ki Öcalan böyle bir şey söylemedi, ben özür dileyeceğim. Bakın diyorum, devlet sonradan Öcalan'a şunu söyledi. Siz ne kadar öngörülüymüşsünüz. Şimdi bizi gönderin. Bu meclis, bu ülkede savaş olduğunda kapanmayan bir meclis. O yüzden gazi meclis diyoruz. Her partiden, bak biz gitmeye talibiz, geliyorlarsa meclisten karma bir heyet kuralım, gidelim bölgedeki gelişmeleri yerinde inceleyelim, inisiyatif alalım. Evlatlarımızın gitmesinden çok daha az maliyetli bir iş. Bu çareyi düşündün mü? Meclise getirdin mi? Bostanlık mı burası? Bak böyle yeşillik ama bostan değil efendi. Burada bir ülkenin kaderi burada yazılır, çizilir. Yani diyorsun ki önce PYD ile gitsin, bir meclis heyeti görürsün. Sadece PYD ile de değil. Böyledeki bütün gruplarla. Türkmenlerle, Araplarla, Alevilerle, orada kimler varsa onlarla bir konferans çağrımız vardı bizim. Bu konferansı gerçekleştirin. Bir arama konferansı yapalım. Buna bütün uluslararası kurumlar, kuruluşlar dahil olsunlar. Şimdi orada biraz kafa karışık Sırrı Bey. Evet. Şimdi ben bakıyorum mesela, okuyorum medyadan bu konuyla ilgili açıklamaları. Bir kısım diyor ki IŞİD'in arkasında Amerika var diyor. Hı hı. Diğer taraftan yine bir kısım diyor ki PYD'nin arkasında Amerika var. PYD'nin önünü açmaya çalışıyor. Kürtlerin önünü açmaya çalışıyor Amerika diyor. Fakat bir yandan da Amerika'nın arkasında olduğu IŞİD'le Amerika'nın arkasında olduğu PYD savaşıyorlar. Nedir oradaki gerçek durum? Bak buradan başlayabiliriz. IŞİD ne kadar zamanlık bir örgüt? Bir senelik. Bir Suriye'de buçuk senelik. Tamam. Daha kendi milat ettiği tarihini aldığında 5 yıldan öteye götüremez. Şimdi karışanı dolaşanı çok bir örgüt. Bunu ben devlet yetkililerinden, yani devletin bu işle ilgili birimleri IŞİD kadar birçok yapının elini soktuğu, kontrol ettiği, kontrole de müsait bir başka yapı bugüne kadar görülmedi diyorlar. Niye? Tarihi yok. Niye? Belirgin bir ideolojik formasyonu yok. Bir öfkeyi örgütleyerek. Esad'ın komutanlarının başlattığı bir örgüt aslında. Bir öfkeyi örgütleyerek, sosyolojisini de göz ardı edemeyiz. Pardon, Saddam'ın. Saddam'ın. Şimdi ama PYD dediği bir yönüyle 40 yıllık, bir yönüyle 100 yıllık tarihi olan bir halk örgütlenmesi. Stratejik ve taktik işbirlikleri geliştirebilir. Bunlar da gizli kapaklı şeyler olmaz. Dediğim gibi ilkeleri vardır. Yer yer taktik, orada koalisyon güçleriyle şu an birlikte davrandıkları sır değil. Peki niye? Bu ciddiyette başka bir yapı yoktu ondan. Yani keşke otursa hükümet şunu düşünse. Bu partinin bir lideri var. Türkiye'ye kucağını açmaktan bitap düştü Salih Müslüm. Çağırıyorsunuz. Süleyman Şah'ı nakledeceğiniz zaman çağırıyorsunuz. Yardımını istiyorsunuz. Katkılarını istiyorsunuz. Birlikte koordine ediyorsunuz. Ondan bir size, bu ülkeye bir zarar gelmeyeceğini, tam tersine sınırlarınızın, ben daha bu iş ilk telaffuz edildiğinde durdurulmazsa Adana'da çay içerler dedim. Yani evet. Hatay'da da değil, belki de sizin programınızda söyledim. Evet. Daha o zaman bu hale gelmiş miydi? Hayır. Bakın şimdi her biri bir bomba oldu. Batı'nın başkentlerinde
kendilerini patlatıyorlar. Bu ülkeye de aynı şey olacak. Binlerce evladımız orada IŞİD adına savaşıyor. Belli bir öfkeyi örgütleyerek, belli bir yalnızlığı örgütleyerek, belli bir itilmişliği, kakılmışlığı örgütleyerek bunu yapıyorlar. Yine bir programda bunu da bu hükümet matah bir şey gibi bir enstrüman olarak görüyor. Yarın kendisine öldürttürecekler dedim. O da Ahmet Hakan'ın programında söyledim. İlk çıktığı böyle görünür olduğu gün. Şimdi niye böyle konuşuyoruz? Konuşurken insan tarihten el alır. Konuştuğu işin bir felsefi temelini koruda ondan. Yoksa müneccim miyiz? Herkesten daha mı çok akıllıyız? Hayır. Baktığın zaman böyle bakacaksın. Şimdi Türkiye PYD ile hasımlığı değil, inkar ettiği hısımlığı baz alsaydı bu işler böyle mi olurdu? Halen kalkmış bu ülkenin cumhurbaşkanı orada bilmem Suriye'nin güneyinde, bir de bunlara da gülmeden geçemiyorum yani. Suriye'nin kuzeyi ülkemizin güneyinde hiçbir şeye müsaade etmeyecekmişiz. Maşallah. Memleket nereye gelmiş, sen hala da kendini izin makamı zannediyorsun. Onun yerine bak bir Orta Doğu Halklar Evi olabilir. Böyle bir önermesi var Öcalan'ın ve kendini paraledi. Bir hısımlığı örgütleyelim birlikte. Üstelik sınırı da kaldıralım. Sınır güvenliği ne ki? Yani gevşek bir sınır, bir Avrupa Birliği gibi olabilir Rojava'yla Türkiye dedi. Kalksın bu hükümetin herhangi bir yetkilisi yalan söylüyorsun desin. Özür dileyeceğim. Söylenmiş şeyleri, günlerce konuşulmuş, müzakere edilmiş şeyleri söylüyor. Şimdi sen bunu yapmayacaksın. Bu şu anlama gelir. Kürt, ben sana karşıyım, seni de imha edeceğim. Buna da kimse eyvallah etmez. Üstelik böyle ıskat olmuş, mülga bir hükümetin ne haddidir ne hakkıdır. Sen müstafi bir hükümetsin ya. Sen bu ülkeyi nasıl savaşa sokarsın? Senin haddin mi hakkın mı? Otur önce. Getir bak meclis açık. Yarın getir. Gizli açık. Hatta gizliye de gerek yok. Halktan saklayacak neyimiz var? Yarın getir bu mecliste biz de belgeleri koyalım. Senin elinde istihbaratın var, dışişlerin var, emniyetin var, ordun var. Getir belgelerini. Bakalım kim bu ülke için tehditmiş? Halkın gözünün önünde bunu bir tartışalım. Efendi, sen Mehmetçiği ne diye sürüyorsun? Annelere tekrar çağrı yapıyorum. İki satırlık mektup, benim oğlumu hesaba katmayın desin. Bin kere söyledik tabutlara sarılacağımıza. Gelin birbirimize sarılalım. Bunun zemini var. Çok mu oldu? Çok oldu. İki konuğum daha var. Ağzına sağlık. Sağ olun. İnşallah yarın bir başkan seçer meclis. Kavgası gürültüsüz. Ve inşallah bir koalisyon da çıkar. Size de kolay gelsin diyorum. Kimse umudunu yitirmesin. Biz buradayız. Biz bir güçüz. Bu gücümüzü halktan alıyoruz. Kimse karamsarlığa kapılmasın. Bu ülkenin evlatlarını hiçbir yerde kırdırtmayacağız. Bunun sözünü vererek bu oyu aldık. Bu sözümüzle devam edelim. Teşekkürler. Değerli izleyiciler, Sarı Süreyya Önder seçim tekrarlanırsa %20 alacağız diye söz verdi. Anneleri de Suriye sınırında yapılması planlanan bir operasyona karşı genelkurmaya çağrı yapmaya, mektup yazmaya davet etti. Bakanlar kendi evlatlarını göndersinler. Bakanlar kendi onlara evlatlarını göndersinler diye tekrarladı. Onlara da dilemem. Yani ben hiçbir evladımızın savaşta heder olmasını istemem ama o kadar hani diyorlardı egemen bağış gitsin. Bir saatte gideriz diyordu. Mutlaka formülünü de biliyordur. Boşta geziyor şimdi. Çağırsın ordunun başına koysun. Şamil Tayar burada. O 3 saat diyordu. Şamil dursun egemen gitsin. Gayet basit. Orduya niye minnet ediyorsunuz? Niye bu kadar zor diyorsunuz? Sırrı Bey duramayacaksınız. Evet Ece, az sonra AK Parti milletvekili Sayın Metin Künük burada olacak. AK Parti'nin meclis başkanlığı seçimine yaklaşımını ve koalisyon olasılıklarını kendisiyle konuşacağız. Ardından da MHP'den Sayın Ali Uzunırmak burada olacak. Kısa haberin ardından. Evet değerliciler, programın ikinci bölümünde AK Parti temsilcisi Sayın Metin Külünk konuğumuz. Metin Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi akşamlar. Her zaman gibi çok şıksınız. Teşekkür ederim, sağ ol. Bugün iki tur yapıldı. Partiler beklenen civarlarda
oy aldılar adaylar. Ama dananın kuyruğu yarın kopacak. Bugün Sayın Bahçeli'nin beşlemesi oldu. HDP'nin olduğu yerde biz olmayız, HDP'nin oy verdiği blokta biz yer almayız dedi. Bu AK Parti'nin şansını arttırıyor mu meclis başkanlığı seçiminde yoksa arttırmıyor mu? Yani biz Sayın İsmet Yılmaz'ı niye aday gösterdik? Meclis başkanı olsun diye. Dolayısıyla ben inanıyorum ki yarınki son turdan sonra AK Parti Sivas Milletvekili olan arkadaşımız Sayın İsmet Yılmaz meclis başkanı olacak. Süreçte oraya doğru hızla ilerliyor zaten. Onun için Sayın Bahçeli'nin açıklamaları, CHP ile HDP arasındaki karşılıklı pembe tablo gayretleri, işte HDP'nin grup kararı yok tavrı, bütün bunların hepsi doğal olarak da meclisin birinci partisi olan, yani halkın en yüksek oyu verdiği bir partinin içinden bir milletvekili arkadaşımızın meclis başkanı olması yolunda sürecin ilerlediğini gösteriyor. Biz de bunun için zaten biz üçüncü turda da Sayın İsmet Yılmaz'a oyumuzu vereceğiz. Dördüncü turda da meclisin sağduyusu da inanıyorum ki yarın Sayın İsmet Yılmaz'dan yana iradesini ortaya koyup Sayın Yılmaz'ın meclis başkanı olması. Peki Sayın Yılmaz'la Sayın Bahçeli arasında bir nezaket ziyaretçisi arasında gergin bir ortam oluştuğunu okuduk medyadan. 4 dakika süren bir toplantı. Sayın Yılmaz diyor ki adayım desteğinizi istiyorum diyor. Sayın Bahçeli diyor ki biz kendi adını destekleyeceğiz diyor. Konuşma orada noktalanıyor ve kalkıyorlar. Kulislerde konuşulan özellikle Beşir Atalay'ın orada olmasından çözüm sürecindeki rol nedeniyle Devlet Bahçeli'nin rahatsız olduğu, Devlet Bahçeli'nin yakın çevresine ben Beşir Bey'e 3 kez randevusunu vermedim, şimdi Beşir Bey'le benim yanıma gelmesi çok yanlış bir hareket oldu dediği ve bir soğuk rüzgar olduğu söyleniyor. O soğuk rüzgara rağmen destek olabilir mi hala? Siyasette soğuk rüzgar olmaz. Bazen en soğuk rüzgarın içerisinde en sıcak rüzgarı bulursunuz. Onun için siyasetin kendine ait bir dili var. Aslında bir kuş dili var. Bazen semboller üzerinden süreç yönetilir. Bazen beden diliyle süreç yönetilir. Bazen de sizin oturup konuştuğunuzda ya bu havada mutlaka olumsuz bir şey çıkacak zannettiğiniz yerden bir de bakarsınız ki en olumlu sonuç çıkmış. Onun için Sayın Bahçeli'nin kendine has bir tarzı var. Sonuçta kendi tarzıdır. Ona saygı duymak gerekir. Sayın Yılmaz'ın ziyaretinin çok kısa sürmesi, bu sonucun ortaya çıkması için yeter şartı taşımıyor. Onun için ben biraz da kulislerde konuşulandan ziyade sonuca odaklıyım. Onun için yarın dördüncü turun sonunda parlamentonun çatısı altında yasama faaliyetlerinin başında olacak olan ve Sayın Devlet Başkanımıza vekalet edecek olan, olmadığı zamanlarda vekalet edecek olan meclis başkanımızı seçmiş olacağız. Onun için ben bu tip hadiselerdeki, gelişmelerdeki o çok sert yaklaşımlara pek katılmıyorum. Çünkü bu siyaset. Siyasetin sırrı nedir? Çözmektir. Siyaset bir yönetme sanatıdır. Yani en zor şartlar altında, en güç şartlar altında o güç şartlardan bir pozitif sonuç çıkarabilmektir. Bizim millet buraya niye gönderdi? Türkiye'nin meselelerine vakıf olup meselelerini çözün diye gönderdi. Uzlaşarak çözün. Tabii yani. Uzlaşarak çözün. Tek başınıza çözün. Oturup konuşup da çözün. Türkiye'yi anlayın, bizi anlayın diye gönderdi. Dolayısıyla siyasetin milletten bağımsız yapılamayacağına göre, bizi de buraya gönderen millet olduğuna göre, milletin beklentilerini karşılama sanatıdır aslında. Yani siyaset milletin beklentilerini karşılama. Hiçbir siyasetçi bu anlamda milletin beklentilerinin zıttı noktada hareket etme şansına sahip değil ki. Kendine göre ilkeleri vardır, duruşu vardır. O duruşu ortaya koyar ama o duruş milletin beklentileriyle örtüştüğü zaman tekrar sandığa gitme şansı olur. Veya sandıktan tekrar milletin pozitif değerlendirmesine tabi olma şansı olur. Aksi olmaz ki. Peki baktığınız zaman seçim önce bu sözüne şunu anlıyorum. Bir sonraki aşama yani meclis başkanlığında eğer MHP'nin desteğini alıp Sayın İsmet Yılmaz meclis başkanı olursa eğer bir sonraki aşama bir MHP ve AK Parti koalisyonu gibi algılıyorum ben sizin sözlerinizden. Yok. Yani meclis başkanlığı seçimi ayrı. Koalisyon süreci ayrı. Sonuçta 7 Haziran'da milletimiz mesaj verdi. Sandıktan bir sonuç çıkardı. Birinci parti AK Parti, ikinci parti Cumhuriyet Halk Partisi, üçüncü parti MHP, dördüncü parti HDP. Dolayısıyla bu fotoğraftan Türkiye bir hükümet çıkarmak zorunda. Ve bu sürecin lokomotif gücü de AK Parti.
Sayın Başbakanımıza, Genel Başkanımıza, Devlet Başkanımız, Meclis Başkanı'nın seçiminin akabinden hükümet kurma görevini verecek. O görevin ardından oturacak, CHP ile de görüşecek, MHP ile de görüşecek, HDP ile de görüşecek. Sonuçta siyaset ilkeler üzerinden yapılır. Yani son dönemdeki tartışmalarda şöyle anlamayalım. Siyaset omurgasızlık işi değildir. Siyaset omurgalı bir duruştur. Yani siyaset yapma biçiminde dün söyledikleriniz çok kıymetlidir. Dün yaptıklarınız çok kıymetlidir. Dün bütün söylediklerinizi reddederek eğer bugün var olmaya çalışıyorsanız o zaman güven problemi vardır. Dolayısıyla dün söylediklerinizi bugün nasıl anladığınıza bakmak gerek. Dün söylediklerinizi nasıl anladığınızı veya dün söylediklerinizi kendinizi öz eleştiriye tabi tutup o öz eleştirinin sonucunda pozitif sonuçlar çıkarabiliyorsanız siyaset bu anlamda fonksiyonunu icra eder. Onun için ikisini bir araya getirmek mümkün değil. Sonuçta bizim yani koalisyon işi başka, meclis başkanlığı işi başka. Meclis başkanına MHP'nin desteğini alabiliriz ama koalisyonda bambaşka bir parti yapabiliriz veya yapmayabiliriz. Şimdi biz ilk günden beri Sayın Genel Başkanımız çıktı tavrını koydu. Dedi ki millet bize gereken söyledi. Biz oturup herkesle konuşacağız. Ama problem muhalefet partilerinde. Bütün muhalefet partileri birbirlerine kapı açıp kapatmak için büyük bir gayret içerisinde. MHP ile CHP arasındaki yaşanan diyaloglar şahit. MHP ile HDP arasındaki diyaloglar, HDP-CHP arasındaki diyaloglar. Şimdi hepsi neyi gösteriyor? Aslında 7 Haziran seçimleri muhalefete mesajdır. Muhalefetin iktidar noktasındaki çaresizliğine, iktidar çapsızlığına cevaptır aslında. Yani halk dedi ki ben size güvenmiyorum. Güvenmediğim için de iktidar olma şansı da vermiyorum size. İktidar olmayı bırakın. Tek başına. Tabii iktidar olma şansı da vermiyorum. Şimdi o iktidar olma şansı verilmeyenler kendi arasında uzlaşma kültürünü bir kere ihdas edemiyorlar. Biz herkesle konuşuruz diyoruz. Ama şimdi top sizde. Top bizde. Top sizde yani. Önce Sayın Davutoğlu'na verilecek başbakanlık görevi. Elbette. Bütün temayüller gereği, anayasa gereği öyle olması gerekiyor. Top sizde olunca da şöyle bir avantajınız var. Bu partilerden herhangi biriyle diğer, çünkü bir partiyle anlaştığınız anda diğer hiçbir parti için yani CHP ile anlaştığınız diğer ikisi karşı çıksa bile sorun yok. MHP ile anlaştığınız diğer ikisi. Yani aslında koalisyonu kurma yeteneği sizde. Gücü bizde. Gücü sizde. O yüzden de yani muhalefet partisi de biz kurmuyoruz desinler. Bir tanesinden bir tanesi razı geldiği anda zaten hükümeti kurabiliyorsunuz. Ama bir de sokak var. Şimdi bu oy ve buradaki parlamentodaki sandalye sayısı. Bir de sokak var. Sokak bizim teşkilatımızın tabanı var. Taban gibi işliyor. Bir tabanımız bir kere ciddi anlamda CHP ile muhalefete ciddi rezerv var. CHP ile koalisyona. CHP ile koalisyona ciddi anlamda rezerv var. Bu rezervin ortaya konulmasının sebebi CHP'nin bu süreçlerdeki takındığı tutum ve davranıştır. Yani Gezi'den, 17 ve 25 Aralık sürecinden, Sayın Devlet Başkanımıza karşı olan tutum ve davranışlarından. Ama Bahçeli'nin de tutumu farklı olmadı ki. Ve davranışlarından dolayı bir de CHP'nin tabanıyla AK Parti hareketinin tabanının arasında düşünsel siyah beyazlıklar var. Yani CHP'nin o aristokrat ve Jacoben duruşu, sosyal Darwinist duruşu, geçmişten gelen Fransız pozitivizmine dayalı Türkiye'de benim her şey anlayışından kaynaklanan ve Anadolu'yu hep küçük gören tutum ve davranışından dolayı, halkı küçük gören tutum ve davranışından dolayı iki taban arasında ciddi ciddi mesafeler var. Ve bu mesafeler bugün bizim tabanımızda ciddi anlamda CHP ile bir koalisyon sürecinde ciddi anlamda negatif bir tutum ortaya koyuyor. Peki, ve biz bunu her zeminde konuşuyoruz. Mesela ben dolaştığımda işte ne diyorsunuz? Bugüne kadar 7 Haziran'dan bu yana binlerce insanla oturup kalktım. Mesela en son İsviçre'deydim. Ne tavsiyeniz nedir bize, vatandaşlarımıza? Biz koalisyonların ne demek olduğunu biliyoruz. Bizim beklediğimiz Türkiye'de bu düğümü halk çözer. Düğümü yeniden halkın çözmesidir. Sürecin buna göre yönetilmesidir. Yani yeniden seçim istiyorsunuz. Tabii vatandaş, ben kendi beklentimi ayrıca ifade edebilirim. Ben sokaktan aldığım, kendi tabanımızdan, kendi hareketimizden aldığım refleksleri söylüyorum. Bunu yüksek sesle söylemeliyim ki ben çünkü onların temsilcisiyim. Ben onlar adına buradayım. Onlar adına kendi bireysel kanaatlerim şüphesiz vardır. Ama ben 7 Haziran'dan sonra sokaktan aldığım tepki, hele de
son dönemlerde Aydın Doğan medyası bir AK Parti CHP koalisyonunu şirin göstermek için. Şimdi onu söyleyeceğim. Şimdi büyük bir gayret tam içerisinde. Tam bunu söyledim. Şimdi seçimden sonra program yaptığım partinizin milletvekili Sayın Orhan Miroğlu dedi ki en doğrusu AK Parti CHP koalisyonu dedi. Ben de kendisine aynen sizin söylediğinizi söyledim. Dedim ki bu koalisyonu önerenlere ya Amerika'nın şeyi ya TÜSİAD'ın isteği diyorlar. Siz dedim bir AK Parti milletvekili olarak ciddi misiniz bunda? Çünkü dedim, sizin partinize yakın özellikle yayın organları diyorlar ki bu bir zorlamadır, bu TÜSİAD senaryosudur, bu Amerika senaryosudur. Orhan Miroğlu ki hayır dedi, Türkiye açısından en iyisi bu iki partinin milletvekiliniz. Orhan Miroğlu'nun söylediğine katılmıyor musunuz siz? Ben Sayın Miroğlu'nun söylediği, Miroğlu başka bir pencereden bakıyor. O pencereden baktığınız zaman AK Parti CHP koalisyonu olabilir bir ihtimal olarak görüyor. Ama ben siyaset yapıyorum ve sokaktan geliyorum. Sokaktan gelen bir insan sokağın taleplerini buraya yansıttığı ölçüde toplumsal karşılığı vardır. Benim gördüğüm ciddi anlamda dipteki bir dalga CHP koalisyonuna rezervli, sıcak bakmıyor ve yüksek sesle söylüyorlar. Hatta daha ileri giderek söylüyor ki ya milletvekilim biz sokağın nabzını tutuyoruz. Türkiye ki benim de bireysel kanaatim o. Türkiye'deki bütün düğümleri kim çözmüştür? Halk çözmüştür. Milletin iradesi çözmüştür. İhtilalden sonra sandıktan demokrasiyi kim tutup çıkarmıştır? Milletin kendisi çıkarmıştır. 28 Şubat'ın o zor günlerinin ardından Türkiye'yi kim sandıktan çıkarmıştır? Yine millet çıkarmıştır. Türkiye bir gri alan yaşadı 7 Haziran'dan sonra. Bu gri alanı tekrar dönüştürecek olan güç de halkın gücüdür. Ama tabii ki bu süreçte bir koalisyon müzakereleri olacak ve siyaset bir uzlaşma sanatıdır. Bu uzlaşma bir masanın etrafında şekillenebiliyorsa ona da kimsenin söyleyecek sözü olmayacaktır. Ama dipteki dalganın rezervleri var, ciddi rezervleri var. Bu ciddi rezervleri konuşmak zorundayız. Yani şunu mu anlayabiliriz? AK Parti şöyle mi düşünüyor ya da siz öyle mi düşünüyorsunuz? Size ulaşan AK Parti tabanı. Biz CHP ile beraber koalisyon yapmayalım. Hatta en iyisi biz gidelim yeniden seçim yapalım. Vatandaşımızın dipteki dalganın beklentisi budur. Bu benim bireysel kanaatim ve sokakta binlerce insanla tek tek yani sosyal medya üzerinden esnaf ziyaretleriyle yapılan grup toplantılar, büyük toplantılar, küçük toplantılar üzerinden tek tek dinleyerek. Çünkü Türkiye henüz bizim o Batı toplumlarındaki büyük koalisyon, İtalya koalisyonları yasaklayacak yasa çıkarıyor. Şimdi bu bir şeyin sembolü, niye başkanlık sistemi tartışması? Ama dünyada da bir sürü ülke, Avrupa'da bir sürü ülke koalisyon yönetiliyor. Bu ama o ülkelerin kendi şartlarında değerlendirilmek zorunda. Şimdi Almanya'da da büyük koalisyon var. CDU ile SPD'nin büyük koalisyonu var. Tamam, süreç işliyor. Ama İtalya'da da bunun tam zıttı. Yürümüyor, yürümediği için biz Akdeniz ülkesiyiz. Yani Avrupa'da mı Akdeniz ülkesiyiz? Ve bizim de koalisyonlar tarihimize bir bakalım. İyi hatırlarsınız o günleri. 90'lı yıllarla, 90'la 2002 arasında kaç koalisyon yaşadık? 13'e yakın koalisyon yaşadık. 90'la 2000 arası. 13'e yakın. Kısa her 1,5 yıla bir koalisyon düştü neredeyse. 70 ile 80 arasını iyi hatırlıyorsunuz. Aynı döneme birbirine yakın dönemdeyiz. 70 ile 80 arası Ecevit'le merhum Erbakan Hoca'nın kurduğu koalisyondan sonra ihtilale kadar koalisyonlarla geldik. Ve MC'ler. Sonuç bütün koalisyonlar dönemi Türkiye'de hep istikrarsızlığın kapısı olmuş. Ama Metin Bey şimdi mesela ben geçen gün arkadaşlarıma onu hazırlattım, çıkarttım. Koalisyon dönemleri tek parti dönemler arasında Türkiye'nin büyümesi açısından anlam ifade eden bir fark yok. Türkiye hep koalisyonda olsa, koalisyon olmasa da ortalama 5 civarı büyüyor. Ama siyaset diliyle, siyaset uzlaşısı diliyle, koalisyonun kendi içerisindeki siyaset üretme diliyle ne olmuştur? Hiçbirisi başarılı olmamıştır. En önemli koalisyonlardan birisidir merhum Ecevit'le merhum Erbakan Hoca koalisyonu. Sonuç ne olmuştur? Çatırdatmışlardır ve bölmüşlerdir. 12 Eylül öncesi 12 Eylül'e gelişin, koşar adım gelmenin en önemli sebeplerinden birisi uzlaşmasızlık değil midir? Siyasetin ve koalisyon süreçlerinin yönetilemez haline. Şimdi yine bir uzlaşmasızlık öngörülmüyor mu? Şimdi uzlaşmanın sandık üzerinden tekrar şekillenmesi öngörülüyor aslında. Yine benzer bir tablo çıktı. Ne yapacağız? Bir daha mı seçim? Sürekli seçim mi yapacağız peş peşe? Ben Türkiye'de çok net söylüyorum. Sandığın Türkiye'nin bu demokratik kültürü güçlendirmesi gerektiği kanaatindeyim. Halka güvenmeliyiz ve bu halkın sandık üzerinden
Türkiye'ye şekil vermesini iyi anlamalıyız diyorum ve sandığım bu anlamda bizim sandıktan hiçbir şartta ürkmemiz gerektiğini bireysel olarak düşünenlerden birisiyim. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu aynı zamanda Türkiye'nin demokratik kültürünü de geliştiriyor. Türkiye'nin bu anlamda demokratikleşmesinde sandık demokrasi ilişkisindeki netliği de ortaya koyuyor. Onun için sonuçta Sayın Genel Başkanımız görev aldıktan sonra süreci yönetecek. Sokaktan gelen bu. Bir vatandaşlarımızın bir kısmı diyor ki MHP ile koalisyon yapılsın. Yani AK Parti MHP koalisyonu ifade ediliyor. Dolayısıyla buradaki AK Parti'nin gücü bu sürecin yönetiminde esas olacaktır. Zaten Sayın Başbakanımız da ilk günden itibaren bu mesajı vermedi mi? Buyurun oturalım masanın etrafında. Ve Sayın Devlet Başkanımız Beştepe'den yaptığı açıklamalarla partilerin hepsi büyük bir imtihanın içerisinde demedim. Buyursun partiler masanın etrafında ama daha başlamadan sandalye pazarlığıyla yapılacak bir iş değildir bu. Daha başlamadan işte efendim şu bakanlıklar bu bakanlıklar olmazsa olmazımız. Biz başbakanlık istiyoruz. Mutlaka başbakan olmalıyız. Halkın verdiği mesaj ortada. Eğer bu halkın verdiği sandıktaki oy üzerinden net bir şekilde düşündüğümüzde bu hareketin, bu sürecin başbakanlığı Sayın Davutoğlu'na aittir. Birinci parti olarak bundan daha bunu içselleştiremeden sandalye pazarlığı üzerinden bir koalisyon müzakeresi mantığının çok şık olmadığını düşünüyorum. Türkiye'nin 13 yıllık kazanımlarının üstüne koyacak, istikrarı devam ettirecek, etrafımızda olup biten bütün olayları dikkatle yönetebilecek bir döneme ihtiyaç varken... Hüseyin Bey, yine aynı sonuç çıktı sandıktan. Ne yapacağız? Diyelim ki AK Parti 2 fazla 2 eksik aldı. CHP 1 fazla 1 eksik aldı. MHP 1 fazla 1 eksik aldı. Şundan ben eminim, sandığa gittiğimizde AK Parti bir kere AK Parti'nin bu seçimlerde 1 milyon iptal edilmiş o oy pusulası, garabet bir oy pusulası, üzgünüm ki. Nasıl bir oy pusulası? Koskocaman bağımsız adayların yerleştirilme biçimi bütün siyasi partilere neredeyse minik bir tuzak olmuş. 1,5 milyona yakın oy iptal edilmiş Sayın Altay. 1 milyon 300 bin oy. O 1 milyon 300 bin iptal edilen oyun içerisinde bizim 1 milyona yakın oyumuz var. 1 milyona yakın. Niye, AK Partililer mi bir tek yanlış veriyor? Evet, 1 milyona yakın oyumuz var. İNEP, Yüksek Seçim Kurulu'nun emanetinde oy pusulaları çıkarsınlar, sayalım görelim. Dolayısıyla AK Parti'nin bu seçimde, bir tekrarlanabilen bir seçimde çok daha güçlü bir şekilde Ankara'ya geleceğinden biz adımız gibi eminiz. Peki gelmezse bir daha mı seçim yapılacak? Biz geleceğinden eminiz. Biz gelmezse AK Parti kazayı seçim yapacağız. Bakın, hiç biz gelmezse konuşmayız. Şunu gösteriyor Türkiye'nin. Türkiye'nin tek başına AK Parti iktidarına ihtiyacı var. Çok net bu tablonun bir, iki şey öğretiyor bu tablo. Bir, başkanlık sisteminin neden Türkiye için elzem olduğunu anlatıyor. İki, tersini okuyanlar da var. Türkiye'nin başkanlık sistemi istemediği için böyle bir oy verdiğini. Hayır. Çünkü biz başkanlık sistemini çok net bir şekilde vatandaşımıza anlatmadık. Daha 10 ay evvel Sayın Erdoğan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde sürekli başkanlık sistemi üzerinden ve Türkiye'nin başkanlık sistemine geçmesi üzerinden kampanyasını yürüttü ve %52 ile tek başına %52 ile Çankaya Köşkü'ne taşındı. Dolayısıyla bu seçim sonuçları bir, başkanlık sisteminin Türkiye'de yeni baştan iyice konuşulması gerektiği ve Türkiye'nin bu sistem değişikliğini yapma mecburiyetini öğretmiştir. Bu sistem değişikliğini yapmak mecburiyetindeyiz Sayın Altaylı. Bu sistem değişikliği kişiye bağlı bir değişiklik değil. Bu Türkiye'nin 100 yıllık yenilenme süreci olarak mecburiyetimiz var. Devletler de dinamiktir. Bireyler nasıl dinamik, şirketler nasıl dinamikse devletler de dinamik olmak mecburiyetindedir. Devletlerin hayatında da sert dönüşümler vardır. Bu dönüşümleri başarabilen devletler ayakta durur. Biz Osmanlı'dan Cumhuriyet'e geçişi başaramasaydık ayakta durabilir miydik? O tarihsel süreç Osmanlı'yı nereye getirdi? Osmanlı'nın içerisinden yeni bir devlet çıkarmayı gerektirdi ve bu millet Ankara'da yeni bir devleti kurabilme gücünü ortaya koydu. Şimdi geldiğimiz süreçte bu devletin yenilenme sürecidir. Eğer bu yenilenme sürecini ıskalarsak önümüzdeki 100 yılda çok ağır çileler çekeceğiz. Bakınız, bu coğrafyamızdaki bu gelişmeleri
yönetebilmek için Türkiye'nin sistem değişikliğine ihtiyacı var. Ya bugüne kadar başbakanlık sistemiyle yönetildi, şimdi bundan sonra mı yönetilemeyecek? Coğrafyadaki gelişmeler bugüne kadarki başbakanlık süreçleri gibi mi seyretti, yoksa çok mu sertleşti? Neden o zaman Türkiye'nin güneyinde bir ikinci İsrail inşa etmek için bir PYD koridoru açarak Akdeniz'e, Halep'te bir büyük savaş hazırlığı yapılıyor? Neden Suriye'nin kuzeyinde Türkmenler, Araplar tehcire uğratılıyor? Siz bir yandan Türkiye'de, Ermeni tehcirine aradan 100 yıl geçtikten sonra Ermeni diasporasıyla aynı dili kullanarak Türkiye düşmanlığını tahrik edeceksiniz, Türkiye düşmanlığı yapacaksınız, Türkiye'ye terörist kimliği yakıştıracaksınız, böyle bir ihaneti yapacaksınız. Öbür taraftan da döneceksiniz, her girdiğiniz yerde havadan Amerikan uçakları bombalayacak, aşağıda IŞİD mazeret oluşturacak, yukarıdan Amerikan uçakları bombalayacak, siz de girip oradan Türkmen ve Arapları tehcir edeceksiniz. Ondan sonra da Türkiye'de mazlum olacaksınız. Şimdi az önce Sayın Sarı Süreyya Öner'in bir teklifi oldu. Dedi ki bir meclis açıldı dedi. Bir meclis heyeti kuralım. Gidelim Suriye'nin kuzeyindeki bölgede meclis heyeti bir araştırma yapsın. Taraflarla konuşsun. Türkmenlerle, Araplarla, Kürtlerle bir rapor çıkaralım dedi. Meclis açıldı. Meclis bunu kabul ederse seve seve yapılacak bir şey, ama gerçek burada. Gerçek, yani bu gerçeği, bunların hiçbirisi bu gerçeği örtmeye yetmez ki. Yoksa PYD terör örgütünün mensupları Paris'te kahve mi içmeye dolaşıyorlar? Yani Tel Abyad'da kahve mi içiyorlardı? Ya da PYD terör örgütünün mensupları Tel Abyad'da gezi mi yapıyorlar? Alsancak'ta gezer gibi mi geziyorlar? Oradaki Türkmenler, Araplar niye Türkiye sınırına doğru hızla kaçmak zorunda kalıyorlar? Kim bunları yerlerinden? Niçin öbür taraftan Halep'te bir savaş hazırlığı haline getiriyor? Neden ısrarla 3 kanton, kendi tabirleri kanton ifade ettikleri bu 3 kantonun birleşmesi için müthiş bir mücadelenin içine giriyorlar? Plan ne orada? Çok net plan. Türkiye'yi Orta Doğu'ya çıkartmayacak, orada bir PYD, ikinci İsrail devleti inşa etmek istiyorlar. Bir Kürt devleti kurmak istiyorlar. Bir PYD devleti, Kürt devleti demek istemiyorum. Çünkü bu PYD'nin orada kurmak, inşa etmek istediği yapı Türkiye'nin lehine olacak bir yapı değildir hiçbir zaman. Türkiye'yi Orta Doğu'ya çıkartmamak ve Türkiye'ye bir sevr dayatması var Sayın Altaylı şu anda. Türkiye'yi yeniden Sykes-Picot anlaşmasına itmek istiyorlar. Yeni bir Sykes-Picot anlaşması dayatmak, yeni bir Paris anlaşması dayatmak istiyor küresel statiko Türkiye'ye. Bunun da taşeron iki tane örgütü var. Bir PYD Suriye'nin kuzeyinde, iki bahsedilen DAEŞ, işte IŞİD terör örgütü. Bu iki örgüt üzerinden nasıl geçmişte Araplar üzerinden üretilen etnik milliyetçilikle bütün Arapça konuşan toplulukları Osmanlı'dan kopardılarsa, koparmak için adım attılarsa ve bir bu coğrafyada bu çatışmalar üzerinden bir harita inşa ettilerse, şimdi iki terör örgütü üzerinden bir harita hazırlığı yapmak istiyorlar. Sayın Külük, stratejik hedef. Ben bunu 2 sene önce yazdım. Evet. Haritasını da basarak yazdım. O zaman hükümetinizden bana çok kızanlar oldu. Ne alakası var, ne demek istiyorsun sen diye. Aynen Sykes-Picot'u oluşturuyorlar burada dediğim için AK Parti'den çok kızanlar oldu bana. Sykes-Picot aslında bugün 2 sene önce bu haritayı konuşma, 100 yıldır bu harita konuşuluyor. Yani küresel statikonun Türkiye'yi yalnızlaştırma, Türkleri yalnızlaştırma ve bizi Anadolu'ya sıkıştırma hedefi hiçbir zaman kaybolmadı ki. Yani misak-ı milli sınırlarından biz geri çekilirken isteyerek mi çekildik? Yani Lozan'da çok mu isteyerek geri çekildik biz? Musul'dan, Kerkük'ten, işte Laskiye'den, misak-ı millinin gücümüz o kadarına yetti. O kadarına yetti ve Anadolu topraklarına geri çekilmek durumunda kaldı. Dolayısıyla şimdi birileri Kürtlerin tarihsel hafızasını unutmuş ve Kürt kardeşlerimizin Türklerle olan ittifakını ortadan kaldıracak bir hazırlığın içerisinde. Buna güçleri yetmeyecektir. Bunun altını çizerek söylüyorum. Buna güçleri yetmeyecektir. Onun için Türkiye'nin sistem değişikliği, bu gelişmeleri doğru okuyacak ve bu gelişmelere karşı
Türkiye'nin reflekslerini güçlü hale getirecek bir sistem değişikliğinin adıdır. Başkanlık sistemi. Niye ama başkanlık sistemi bile olsun. Şimdi Amerika'da mesela başkanlık sistemi var ama böyle bir karar alınacağı zaman hem temsilciler meclisi hem senatonun onayı gerekiyor. Doğru. Zaten başkanlık sistemi demek tek kişilik yönetim demek değil ki. Yasama, yürütme ve yargı arasındaki, yargı erkleri arasındaki dengenin en güzel şekilde yaşandığı sistemin adıdır. Başkanlık sistemi. Yani tek kişilik yönetimle ben yaptım olduğuyla değil ki, yasama organı vazifesini yapacak, yürütme vazifesini yapacak, yargı da vazifesini yapacak. Şimdi Sayın Devlet Başkanımız anayasadan aldığı yetkilerin hangisini kullanıyor? Çok daha güçlü. Başkanlık sisteminden çok daha güçlü durumda. Ben size şu soruyu sorayım. Bu devlet yenilenmeli mi, yenilenmemeli mi? Herhalde yenilenmeli bazı bölümleri. Evet. Mesele bu. Bizim bu coğrafyada Yavuz'un kurduğu bir düzen vardı. Bu coğrafyada. Ve dikkat edin, son dönemdeki PYD terör örgütünün, DAEŞ terör örgütünün attığı bütün adımlar Yavuz'un kurduğu düzeni bozmak için. Çaldıran sonrası. Demografik yapıyı değiştiriyorlar. Farkında mısınız? Irak'ta demografik yapıyı değiştiriyorlar. Suriye'nin kuzeyinde demografik yapıyı değiştiriyorlar. Ne yapmak istiyorlar değiştirerek? 100 yıl öncesinin Arapların bir Şerif Hüseyin'i vardı. Osmanlı'ya. Çaldıran değil de Mercidabık olmasın? Çaldıran ve Mercidabık'tan sonra. Birlikte ikisi. Yani ben Çaldıran'ı referans olarak alıyorum. Çaldıran İran'a karşıydı. Ama Çaldıran sonrası sürecin yönetiminde Mercidabık onun ardından geldi biliyorsunuz. Dolayısıyla 100 yıl evvel bir Şerif Hüseyin vardı. Arapların Osmanlılardan kopuşunu, Türklerden kopuşunu organize eden. Şimdi de birileri Şerif Hüseyin'e soyunmuş. Ve bu Şerif Hüseyin'e soyunanların asla hevesleri kursaklarında kalacak. Mesela ama şeyi taşırken, Süleyman Şah Türbesi taşırken PYD'den destek aldı Türkiye. PYD ile oturdu ve şu anda PYD'nin kontrol altındaki bölgede Süleyman Şah Türbesi. PYD, o bölge bizim kadim bölgemiz. Bir kere. Tamam da ya, ama orada PYD ile görüşülerek yapıldı o iş ve PYD'ye emanet edildi orası. Oslo müzakereleri var. Oslo süreci var. Türkiye'nin barış süreci var. Bu süreçlerin hepsinde Türkiye'yi bu noktaya getiren güç kimdir? AK Parti iktidarı. Süleyman Şah Türbesi oraya neden alındı? Süleyman Şah Türbesi üzerinden Türkiye'nin muhtemel atacağı adımları engelleyebilme noktasında o bölgeden alınarak Türkiye sınırında bahsedilen yere niye getirildi? Niye getirildi? Boşuna mı getirildi? İşit oraya saldırmasın diye. Saldırmasın ve o Süleyman Şah Türbesi üzerinden Türkiye'ye yönelik operasyonlar Türkiye'ye yönelik operasyonların önüne geçmek için yapıldı. Dolayısıyla orada aldı bizim askerimiz, getirdi. Şu anda bulunduğu istirahatgâhına defnedildi. O nedenle bugün Türkiye'de siyasal etnik Kürtçülük hareketinin kafası karışık. Ayakları Türkiye'de mi olacak, yoksa Türkiye'yi sıkıştırmak için sürekli küresel statikoyla işli dışlı mı olacaklar? Bu sorunun cevabını versinler. Türkiye Partisi mi olacaklar? Ruhları ve akılları Anadolu topraklarına mı basacak? Yoksa küresel statükonun sürekli kendilerinin de birlikte tahrik etmesinden kaynaklanan bir strateji mi izleyecekler? Kandil'den Türkiye'yi tehdit edeceksin. Siz Kandil'e hiçbir şey söylemeyeceksiniz. Doğu'da silahın gölgesinde, sandığın başında zoraki insanların iradelerini şekillendireceksiniz. Döneceksiniz. Batı'da da güvercinlik yapacaksınız. Bu ikisi bir arada olmaz ki. Biz ne diyoruz? Bu coğrafyada Türklerle Kürtlerin kadim birlikteliği vardır. Ve bu coğrafyada Kürtlerin aleyhine olan her şey Türklerin aleyhinedir. Şunu mu zannediyorlar? Araplar küresel statikoya 100 yıl evvel uydu. Paris'te Paris Barış Anlaşması'nın temel mantığı neydi? Osmanlı'dan kopmak için gelen bir derebeylik de olsa ne devlet olacağız. Bir aşiret de olsa devlet haline gelir. Yaptılar mı? Yaptılar. Ne oldu? Şimdi şunu mu zannediyorlar? Bu coğrafyada bir bağımsız Kürdistan kurulduğunda şunu mu zannediyorlar? Küresel statiko bütün her şeyi onların önüne. Küresel statikonun Kürt diye bir derdi yok. Açın İngiliz belgelerini.
Sizin de tarihe merakınız var. Açın İngiliz belgelerinde. Bas bas bağırmıyorlar mı? Bizim Kürt diye bir derdimiz yok. Bizim meselemiz Mezopotamya'daki enerji kaynaklarıdır diye bas bas bağırmıyorlar mı? Bunu Kürt entelektüellerinin son derece iyi okuyacağı, Kürt eşrafının son derece iyi okuduğundan ben eminim. Dolayısıyla birileri şimdi zorlama bir çabanın içerisinde. Yoksa küresel statüko orada Kürt de çok mu umurunda? Küresel statükonun baktığı şu, küresel statükonun bir tek hedefi var. Küresel statüko kendine alternatif üretebilecek bütün güçleri tasfiye etmek ister. Ve kendine alternatif güç üretme kapasitesi olan yeryüzünde milletler ve devletler vardır. Bu millet ve devletlerden bir tanesi de bu topraklardır. Türk milletidir. Müslüman Türk milletinin tarihsel olarak ürettikleri küresel statükonun rahatsızlık konusudur. Onun için de bizi 100 yıl evvel Arap coğrafyasından kopardılar. Coğrafya güvenliğimizi ortadan kaldırdılar. Şimdi de Kürt kardeşlerimizin üzerinden bir büyük operasyonu gerçekleştirmek istiyorlar. Ama bu milletin sağduyusu buna izin vermiyor. Ve vermeyecekler. Peki siz bir askeri harekata sıcak bakıyor musunuz bölgeye yapılacak? Türkiye'nin menfaatleri neyi gerektiriyorsa onu yapacaktır Türkiye. Tabii ki bu oturup masanın üzerinde konuşulup tarihsel bütün gelişmelerin ve gelecek perspektifinin ortaya konuları. Biz bunu temenni etmeyiz. Çünkü bir yerlerde bir derin akıl Türkiye'nin biriktirdiği enerjiyi toprağa verdirtmek istiyor. Yani Suriye'de düşürülen uçağı hatırlayın. Bir takım orada tahrikleri hatırlayın. Hepsinin arkasında Türkiye'yi, ama Türkiye'nin de bu noktada bir sabır noktası vardır. Yarın ben size soruyla soru cevap, Halep'te Türkmenlerin, Arapların en yoğun yaşadığı bölge, Akdeniz'in tam çıkışı. Savaşı oraya kaydırmak istiyorlar. Niye oraya kaydırmak istiyorlar? Niye? Ne var? Ne istiyorlar Halep'ten? Dertleri ne? Çünkü Akdeniz'e çıkacak koridoru açabilmeleri için Halep'i sonra da Laski'ye gelmeleri lazım. Niye uğraşıyorlar? Niçin oranın demografik yapısını iki terör örgütü üzerinden değiştirmek istiyorlar? Peki Türkiye, o zaman şu soruyu sorayım. Efendim, askere kendi çocuklarını göndersin. Bu milletin geleceğini konuşuyoruz. Gazi Mustafa Kemal Çanakkale'de bir büyük ruhun ayağa kalkışının lideri değil midir? Peki o zaman şunu soracağım Metin Bey. Şimdi dediklerinizi... Şunu söyleyeyim. Buyurun. Suriye'nin kuzeyinde ve Türkiye'nin güneyinde yapılmak istenenlerle bu devletin 300-400 yıllık tarihi, gelecek tarihi gasp edilmek isteniyor. Bizi Orta Doğu'ya çıkartmak istemiyorlar. Bizi enerji kaynaklarından uzak tutmak istiyorlar. Çünkü Orta Doğu'ya çıkamayan Türkiye Anadolu'ya sıkışacak. Enerji kaynaklarından uzakta kalacak Türkiye'de 25 bin dolarlı bir fert başına düşen... Ama zaten o enerji kaynakları bizim değil ki, zaten komşu ülkelerin. Yani bize ne onlardan? Bakınız, enerji kaynakları elbette komşu, ancak o komşu ülkelerle kurduğunuz, Kuzey Irak'la kurduğumuz ilişkiden kimsenin memnuniyetsizliği var mı? Var mı? Hayır yok. Gayet ondan da niye Barzani'den rahatsızlar? Son dönemde Kuzey Irak'taki gelişmeleri dikkatle takip ediyor muyuz? Ciddi anlamda Barzani'yi güçsüzleştirmek için büyük bir çaba içerisindeler. Neden? Çünkü Barzani enerji politikasında, ekonomi politikalarında Türkiye ile kurduğu, Sayın Erdoğan'la kurduğu iletişim üzerinden, Türkiye üzerinden kurduğu ilişki üzerinden ciddi rahatsızlık konusu ve bugün ciddi anlamda Barzani'yi Kuzey Irak'ta zayıflatabilmek için bir büyük çaba içerisindeler. Peki bu ülkeler bizim sınırlarımızın dışında kabul. Niye o zaman koridor açmak istiyorlar? O zaman bu sorunun cevabını versinler. Niçin koridor? Bırakın Suriye kendi içinde problemlerini çözsün, ülke olarak devam etsin. Bırakın Irak'ın kuzeyinde niçin bir PKK Barzani çatışmasının alt zemini inşa ediliyor? Neden? Niye İran 3 sene evvel Irak Hayfa limanına çıkacak. Hayfa limanına çıkacak bir petrol boru hattı anlaşmasını imzalamak için adım attı. Sebep ne? Niye?
Ha şimdi bütün bunlar bizim Suriye'nin kuzeyinde, Türkiye'nin güneyinde yaşanacak. Ama Türkiye bu konularda hiçbir şey söylemeyecek. Hiç irade ortaya koymayacak. Hiç strateji geliştirmeyecek. Peki o zaman Metin Bey. Her şey istediği gibi yürüyecek. Ne güzel iş ya. Metin Bey, o zaman şunu sormak isterim. Şimdi dediğinden şu anlaşılıyor. Suriye'de ortaya çıkan karışıklıktan uluslararası güçler, uluslararası statüko dediğiniz statüko faydalanarak orada bir Kürt oluşumu ve bunu denize ulaştırıyor. Türkiye'nin çıkarlarına aykırı bir hareket haline dönüşüyor bu. O zaman bizim Suriye politikamızın başlangıcı yanlış olabilir. Çünkü Suriye'de daha önce Esad rejimi sağlıklı ve sağlam bir şekilde yerinde dururken Türkiye'nin böyle bir sorunu yoktu. Yani ne oradaki Kürtlerin oraya gitmesi vardı, ne enerji koridoru vardı, ne bir koridor vardı, ne bir işte... Esad o ülkeyi gayet güzel kontrol altında. Üstelik de Türkiye'ye çok yakın bir ilişkisi vardı Esad'ın. Başbakan, dönemin başbakanı, şimdiki Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'la neredeyse yani baba oğul diyeceğim yakında bir ilişki vardı. Doğru. Her lafını dinliyordu. Beraber bakanlar kurulu toplantıları yapılıyordu. Sınır açılmıştı. Vizesiz, pasaportsuz giriş geçişler başlamıştı. O zaman şunu anlıyorum. Yüksek düzeyde stratejik işbirliği. İşbirliği anlaşmaları vardı. Şunu anlıyorum. O zaman biz uluslararası güçlerin Esad'ı devirme planında en ön safta rol almaya kalkışarak hata ettik ve Türkiye'nin bir oldu bittiyle karşı karşıya kalması neden oldu? Süreci bu noktaya Esad'ın çaresizliği getirmiştir. Eğer Esad tersinden bakın, eğer Esad o dönem başbakanımız, bugün devlet başkanımız Sayın Erdoğan'ın tavsiyelerine uyarak Suriye'de parlamenter sistemi işletecek hale getirseydi, etrafındaki derin çeteye, Bağızçı çeteye boyun bükmeseydi, Bağızçı çete Esad'ın, Beşar Esad'ın önünü kesmeseydi, bugün başka şeyler konuşuyordu. Bize ne, Türkiye'ye neydi? Türkiye'nin önemli olan kendi çıkarı. Peki Yunanistan'daki gelişmelerden Avrupa Birliği'ne göre ne? Para işi var orada. Ne fark ediyor? Yunanistan'ın bütün iç işlerine müdahale ediyorlar. Çünkü para veriyorlar. Para veriyorlar. Peki burada bizim komşu iki ülke arasındaki ilişkilerde, dostluk ilişkileri üzerinden karşılıklı etkileşime kapalı mıyız? Dünyada bir kere, yani bu düşündüğünüz anlamda hangi ülkenin iç işleri bir başka ülkenin dış işlerini ilgilendirmiyor? Karşılıklılık esas değil mi? Tamam ama ülkelerde? Bu denli sertleşmek gerekir miydi? Bu denli sertleşmenin sebebi ne? Bu denli sertleşmenin Türkiye'nin tavsiyeleri mi? Yoksa çünkü orada oluşan bir otorite boşluğu Türkiye'nin aleyhine oldu sonuçta. Şimdi o zaten Suriye'de Esad rejiminin PKK nerede yaşıyordu? İmralı'daki şahıs nerede yaşıyordu? Ama 98, sonra geçti, sonra dost olduk. 98'e kadar nerede sonra yaşıyordu? Sonra dost olduk. Yani. Erdoğan dönemden bahsediyor. Suriye'nin derin politikalarında, yani Bağızçı politikalarında Türkiye'ye karşı hep rezerv vardır. Hatay meselesi hala Suriye'de konuşuluyor muydu, konuşulmuyor muydu? Yani bundan önceki süreçte, 4 yıl öncesinde Hatay meselesi i̇şte bunların hala... Bunların hepsini Esad'la dostluk kuran Erdoğan oradan kaldırmıştı. Sayın Erdoğan bunların hepsini kaldırdı ama son tahlilde bu süreci sabote eden ve meselenin bu derece açmaza girmesine sebep olan Şam'ın politikalarıdır. Belli bir noktadan sonra Türkiye irade koymak durumunda kaldı. Bu iradeden geri adım atması mümkün değil ki. Bugün nereye geldik? DAEŞ, PYD, Esad birlikteler. Baba Esad'ın yaptıklarının aynısını şimdi Türkiye'yi rahatsız etmek için oğlu yapıyor. Bir farkı yok ki. Ha buraya gelmeseydi Türkiye onun için uğraştı. Yani şimdi oğul Esad'la kurduğu iletişim üzerinden Suriye'nin gelişmesinin önünü açmak isteyen Türkiye, eğer niye Kuzey Irak'ta geçmişte sistemin kırmızı çizgilerimiz dediği bütün kırmızı çizgileri ortadan kaldırarak Barzani ile Kuzey Irak'la kurduğu sosyal, siyasi, iktisadi ilişkiler üzerinden müthiş bir pozitif hava ortaya çıkardı? Niye bunu hiç kimse konuşmuyor? Bugün Türkiye'nin Kuzey Irak diye bir problemi var mı? Türkiye'nin Kuzey Irak yönetimiyle... Kuzey Irak'ta bir demokrasi var mı? Kuzey Irak'ta kendi çapında demokrasi var. Suriye'de vardı ki acaba demokrasi. Kendi çapında demokrasi vardı. Ama Kuzey Irak'taki yapı Türkiye ile olan ilişkilerinde her zaman gerektiğinde Bağdat'ı değil Türkiye'yi önceledi. Niye? Çünkü Kuzey Irak dünyaya en güçlü çıkış kapısı olan Türkiye'yi görüyordu. Ve bunu yüksek sesle de söylemekten imtina etmediler. Esad'a da aynı şans tanındı. Esad bu şansını kendisi ortadan kaldırdı ve bu anlamda küresel statikonun
küresel statikonun elinde oyuncak oldu. Tabii ki Rusya faktörü. Neyse, Esat meselesini kapatalım. Evet. Ben tekrar koalisyona dönmek istiyorum. Sizin olasılıklar vaktimiz de bitiyor, o yüzden dönmek istiyorum. Sizin koalisyon olasılıkları tercihinde şu anlattıklarınızdan şunu da anladım ben. HDP ile bir koalisyonda kolay görünmüyor. CHP'yi taban istemiyor. MHP olabilir deniyor ama tabanın sıcaklığı. Tabanın var. Sıcaklığı var ama orada da Bahçeli'nin geçmişte özellikle seçim döneminde Sayın Erdoğan'a yönelik ağır ifadeleri var ki bu bir engel teşkil ediyor olabilir. Özellikle Ver Bilal'i al koalisyonu ikilemi biraz partiz. Bunlar bizim kabulümüz değil. Yani Sayın Erdoğan'ın meşruiyeti ve Sayın ama Sayın Erdoğan meşruiyeti kimse tartışmıyor. Yok, Sayın Erdoğan'ın meşruiyetini tartışmak istiyorlar da bu Sayın %52 öyle seçilmiş. O 227 cari yok. Sayın Erdoğan'ın meşruiyeti bir kere hepimizin tartışılmaz noktasıdır. Kimse çünkü milletin iradesidir. Kimse tartışmıyor. Sayın Ver Bilal'i al koalisyonu cümlesi çok yakışıksız bir cümledir. Yani buradan da anladığım MHP de koalisyon olmaz gibi görülüyor. Türkiye önümüzdeki süreci olmazlar üzerinden değil, olurlar üzerinden yönetecektir. Ama siz diyorsunuz ki seçim istiyoruz biz. Ben bireysel olarak açık tavrımı söylüyorum. Ben sokaktayım. Milletimizin beklentilerini net bir şekilde görüyorum. Ve Türkiye'de bu düğümü sandığın çözeceğine inanan bir adam olarak söylüyorum ben. Ama sonuçta bizim partimizin yetkili organları var. Benim genel başkanım var. Koalisyon müzakerelerini kendi yönetici. Ben parti disiplinine inanan ve teşkilat disiplini almış bir milletvekili olarak. Yani diyoruz ki sokaktaki seçmenimiz bize sandığa gidin diyor. Ama Sayın Başbakan, genel başkan bir koalisyon oluşturabilirse. Tabii ki yani benim genel başkanım o. Ben genel başkanımın bu süreçte attığı bu kadar çok niye istişare yapıyor? En doğruyu bulabilmek için istişare yapıyor. Sürekli bizleri dinliyor, teşkilatı dinliyor, belediye başkanlarını dinliyor. Biz orada düşüncelerimizi kendisine paylaşıyoruz, arz ediyoruz. Bu değerlendirmenin sonucu bir karar verecek. Ama ben milletvekiliyim. Yani ben milletten duyduğumu da aktarmak zorundayım. Milletten duyduğum ve bireysel kanaatimi de aktarmak zorundayım. Dolayısıyla ben Türkiye'de düğümleri sandığın çözdüğüne ve çözeceğine inanan bir adamım. Bundan hiç şüphem yok benim. Metin Bey çok teşekkür ediyorum. Bizim de dileğimiz vatandaş olarak havalam sandığa gitmek değil. Şu güzel parlamentoda, bu tarihi parlamentoda, sizin dediğiniz gibi Gazi Meclis'te artık bir hükümet çıkartılması. Bu millet bunu başarır. Yani vatandaşımız rahat olsun. İnşallah, inşallah. Yani bunu Türkiye bunu büyük başarır. Büyük koalisyon, küçük koalisyon, bir koalisyon olsun da sandığa gitmek zorunda kalmadan. Millet bunu başarır. Türkiye'nin hedefi 2023'te fert başına düşen milli geliri 20 bin dolarlı bir Türkiye olmaktır. İnşallah bunu başaracağız bunu. Bu hedefimizin kaçışı. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Yarın da size yoğun turlarda kolaylıklar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Evet Erciler, reklamdan ardından tekrar burada olacağız. MHP'nin koalisyona ve meclis başkanlığı seçimine bakışını konuşacağız. Reklamdan hemen ardından. Evet Erciler, programın bölümünde de MHP adına Sayın Ali Uzunurmak konuğumuz. Ali Bey hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Geç saatte sizi burada Ramazan günü tuttuğumuz için de kusura bakmayın. Biraz uzun bir program yapıyoruz. Yarın meclis başkanı seçimi nihayetlenecek. Üçüncü ve dördüncü tur var. Evet. Bugün genel başkanınızın sert bir açıklaması oldu. Ki sert açıklamana alışkınız. Özellikle HDP söz konusu olduğu zaman. Ve dedi ki HDP'nin yer aldığı blokta... Sert demesek prensipli açıklama desek. Prensipli diyelim. Peki HDP'nin yer aldığı blokta biz asla yer almayız dedi. Az önce de burada Sayın Sırrı Süreyya'nın var. Dedi ki ya bizi niye bu kadar şeytanlaştırıyorlar? Biz sonuçta mecliste aynı komisyona çalışmadık mı? Aynı anayasa maddelerinin altına beraber imza atmadık mı? AK Parti'nin çıkarmak istediği Türkiye'de demokrasiye, özgürlükçülüğe aykırı yasalara karşı beraber mücadele veremiyor ki. Bu mücadele onurlu değil miydi? Çok da doğru yapmadık mı? Niye bizi bu kadar dışlıyorlar? Ne var yani dedi. Şimdi tabii ki doğru ve yanlışta beraber olmak veya olmamak çok doğru bir davranış. Benim karşıtım olan birisi doğru bir şeyde illaki ben de karşıt olacak diye de bir kural yok. Eğer hakikaten doğruya inanıyorsa beraber olunur orada. Şimdi burada HDP ile ilgili konu HDP'nin halen daha bir takım konularda dilini düzeltmemesi ve davranışlarını düzeltmemesi. Bu bizim Türk siyasetinden talebimiz şu, Türk siyasetçisinden talebimiz şu. Ya göründüğün gibi ol ya olduğun gibi görün. Yani siyasetçi
ne söylüyorsa onu yapmalı, ne yapıyorsa onu söylemeli. Söylediğiyle yaptığının farklı olduğu bir toplumda hep mış gibi yapılır. Mış gibi yapmış toplumlar modernleşemezler, çağdaşlaşamazlar. Türkiye'nin en önemli problemlerinden birisi bu. Dolayısıyla ben izliyorum. Daha geçen gene Sayın Eş Genel Başkanları bir programda diyor ki biz Türkiye'deki en örgütlü halkız diyor. Yani Türk halkından ayrı bir halk var ve en örgütlü halk. Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki yemin töreninden tutun başka şeylere varıncaya kadar hepsi ortada. Yani bu davranışlar içerisinden sağlıklı bir akıl inşa etmek mümkün değil. Dolayısıyla, peki mesela HDP 2 kere 2 4 eder dese siz hayır 5 eder mi diyeceksiniz? Hayır demeyiz. Öyle bir şey demeyiz. Eğer 4 5 ediyor diyorsa, bir şeyi destekliyorsa Sayın Genel Başkanımız onların desteklediği veya doğru dediği, yanlış dediği noktasında değil. Bunu bir açık alenileştirerek bir pay kapma noktasında bir şey olursa noktasında Sayın Genel Başkanımız bir açıklama yaptı. Yoksa onlar istedikleri yere oy verebilirler. İstedikleri şeyi yapabilirler. Onda hiçbir sakınca biz onları şey yapamayız. Karışamayız. Ama Sayın Genel Başkanımızın söylediği aleni böyle açık bir şekilde farklı bir boyutta bir destek bildiriminde bulunurlarsa öyle bir bloklaşmaya fırsat vermeyiz diyor Sayın Genel Başkanımız. Yoksa o anlamda değil ve bunun da başkanlık divanında da Sayın Genel Başkanımız bu noktada konuşmuşlar ve mecliste ona göre bir tavır geliştirilecek. Peki sıraya Önder dedi ki mesela biz de bir şey yarın bir açıklama yapsak dedi. Bunu ciddi olarak söylemedi ama şaka yolu da olsa bir olsun. Sıra olarak, hep öyle yapar zaten. Evet Sıra neşelidir. Hep espriler yapar. Dedi ki biz dedi yarın dedi MHP'nin adayı Sayın İhsanoğlu desteklediğimizi söylersek ne yapacaklar o zaman dedi. Artık tavşana tuzak yok. Ne yapalım? Açıklamak istiyorlarsa açıklayabilirler. Öyle şeyleri söyleyebilirler. Az önce de Metin Külünk buradaydı. O da evet. Ondan da şunu anladım ben. Sanki Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi'nin meclis başkanının seçiminde bir ortak hareket edebileceği yolunda bir intiba edindim ondan. Hayır, öyle bir şey söz konusu değil. Sayın Genel Başkanımızın bizzat söylediği, biz kendi adayımızın arkasındayız. Evet. Ve bugünkü çıkan oylarda da zaten çok net görüldü. Çok firesiz, katı bir şekilde görüldü. Bütün partiler kendi adaylarına oy verdiler. Bu da en doğal sonucu doğurdu. Öyle bir karar alınmış veya öyle bir şey görüşülmüş olduğu kanaatini taşımıyorum ben. Öyle bir şeyim olduğu öyle bir şey yok. Taşımıyorum. Öyle bir kanaat taşımıyorum. Peki diyorsunuz ki eğer HDP açık bir şekilde biz CHP ile anlaştık demediği müddetçe biz net bir tavır sergiledik. Yani bu işin. Ben burada başka bir argümanı ortaya koyacağım. Lütfen. Şimdi Batı'dan, demokrasilerden bir takım örnekler veriliyor. İşte biraz önce de bazı sözcü arkadaşlarımızın konuşmalarında ben kulak şahit oldum burada. Mesela Obama kendisine rakip olmuş adayı tuttu, kabinesinde görev verdi. Evet. Peki Sayın Cumhurbaşkanı rakibi Sayın İhsanoğlu'ydı. Yetki paylaşımı, denetim ve demokrasi, çağdaşlık, işte bilinç ve kültür, bütün bunları meclettiğimizde acaba Cumhurbaşkanı'nı vekalet edecek olan İhsanoğlu'nu AKP'nin için düşünmez? Sayın Cumhurbaşkanı ve vekalet edecek olan da Sayın İhsanoğlu rakibi ve çatı adayı olarak çıkmış karşısına. Acaba dahası var. İslam Konferansı örgütüne gelen sekreter olacağı zaman da AK Parti tarafından, evet, o günün işte, hükümet tarafından seçilmiş. Bütün bu CV'ye baktığımızda acaba Türkiye bir demokrasi kültürü açısından belki bir kilometre taşı olabilecek şekilde böyle bir şeyin için düşünmez. Peki bu diyelim ki düşündü böyle bir şey ve AK Parti Sayın İhsanoğlu'nu destekledi. Bu ileride bir koalisyonun temelini atabilir mi? Şimdi ben şunu örneklemek isterim. Kurallarımızda yürütme, yasama, yargı erklerinin ayrılığı söz konusu. Dolayısıyla koalisyonları benim bakış açım çok farklı. Türkiye'de bazı meseleleri
çok doğru ve yeteri kadar tartışmıyor Türkiye. Bu önemli bir sorun da beraberinde getiriyor. İşte koalisyonlara karşılar. Şimdi koalisyon mu kötü, koalisyonu yöneten zihniyetler mi kötü? Bıçak bir cerrahın elinde hayat kurtarıyor, bir katilin elinde can alıyor. Kötü olan bıçak değil, bıçağı kullanan zihniyet ve bıçağın kullanılmasının sınırlandırılması. Dolayısıyla Almanya 1945'lerden beridir koalisyonla yönetiliyor. Yani bugün Hollanda, Fransa, İtalya'dan örnekler veriyor arkadaşlar. Bugünkü Yunanistan'daki Spiza hareketi. Spiza hareketi seçimlerden önce ilan edilmiş bir koalisyondur aslında. Yani Fransa koalisyonu seçimlerden önce ilan eder. Partiler işbirliği yaparlar. İtalya'nın bildiğim kadarıyla yasaklamak istediği seçimlerden önceki koalisyon ilanı. Yoksa siyasi partilerin seçimlerden sonraki koalisyon kurması değil. Koalisyon kurması değil. Şimdi arkadaşlarımız bazı şeyleri eleştirirken bütün bunları doğru bilgilerle destekleyerek eleştirmiyorlar. Almanya söylediğim gibi bugün dünyanın en güçlü ekonomilerinden birisi ve 1945'li yıllardan beridir hep koalisyon. Hep koalisyon. Hep koalisyon. %70 koalisyon. Hemen hemen. Yani şimdi dolayısıyla kötü olan koalisyonlar değil. Hatta daha ilerisinde düşünürsek belki denetleme açısından koalisyon ortaklarının birbirini denetlemesi iktidar gücü içerisinde daha kolay olur. Dolayısıyla biz bu bilince, bu kültüre ne zaman ulaşırız? Ben bir Türk siyasetçisi olarak bunu da çok arzu ediyorum, yani bir görmeyi arzu ediyorum siyasi hayatımda. Onun için meselelerimizi doğru tartışmalıyız. Yürütme, yasama, yargı erklerinin ayrılması mutlaka ki temin edilmeli. Bunun temin edilmesi de işte koalisyon faaliyetleri sürerken daha kolay. Yasama faaliyetlerinin ondan ayrıldığını hükümet gösterebilmeli. Bakın ben size çok 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 ama ekstrem örnekler vereceğim. Milliyetçi Hareket Partisi'nin ortak olduğu, geçenlerde bir programda seyrettiğimde bir yanlışı düzeltmek istedim. Ahmet Hakan Bey'in programında ama dönüş olmadı. Şöyle ki bir konuşmacı diyor ki Milliyetçi Hareket Partisi 57. hükümette işte idamın kalkmasını başardılar, koalisyon hükümeti şunu oldu bunu oldu falan. Hayır. 57. hükümet zamanında hükümetin tasarılarıyla meclisteki grupların bazı konularda bağımsız hareket etmesi temin edildi. Yani dendi ki burası hükümet kanadı, burada koalisyon devam ediyor ama meclisteki yasama faaliyetlerinde Milliyetçi Hareket Partisi veya başka bir parti farklı düşündüğü konuda hükümet tasarısına aleyhinde oy verdi. Oy verdi. Oldu bunda. Oy verdi. Şimdi bu çok yüksek bir işte yürütme, yasama, yargı erkinin ayrılmasındaki çok önemli bir kilometre taşıdır. Milliyetçi Hareket Partisi bunu becerdi. Yani idam kararının kalkmasına koalisyonun diğer partileri ve bugünkü Adalet ve Kalkınma Partisi evet oyu verdi. Milliyetçi Hareket Partisi hayır oyu verdi. Koalisyon ortağı olmasına rağmen. Şimdi bunların üstü sünger çekiliyor ve çok yanlış bir takım mantık yerleştirilmeye ve olaylar izah edilmeye çalışılıyor. Bu da üzücü bir hadise. Bunu da burada belirtmiş olayım. Dolayısıyla meclis başkanlığını hemen koalisyona endekslememenin daha doğru olacağı kanaatini taşıyorum ben. Olmaması gerektiği kanaatini de taşıyorum. Peki siz bir koalisyon çıkacağını düşünüyor musunuz meclisten? Çünkü az önce yine dinlediyseniz Sayın Külünk dedi ki bizim tabanımız yeniden sandığa gidin diyor. Ben tabanımın sesini dinleyen bir siyasetçiyim. Ben de şahsi olarak yeniden seçime gidilmesinden yanayım. Tabii genel başkanımız bir koalisyon kurabilirse kurar ama bizim asıl niyetimiz yeniden seçime gitmek dedi. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Şimdi bu konularla ilgili Merkez Yürütme Kurulu ve Başkanlık Divanı Sayın Genel Başkanımıza yetki verdi. Ve henüz Sayın Cumhurbaşkanı tarafından resmi olarak bir görevlendirme olmadı ve resmi görüşmeler başlamadı. Resmi görüşmeler başlamadan hemen çok farklı konularda belki olabilecek bir şeyi bozmak veya olmayacak bir şeyi oldurmaya çalışmak çok doğru bir davranış değil. Açmasa düşer insan. Olacak şey ne, olmayacak şey ne size göre? Yani olacak şey, olmayacak şey. Koalisyon olabilir mi? Olabilir. Olmayabilir mi? Olmayabilir. Demirel şimdi, gibi konuştunuz. Allah rahmet eylesin. Nur içinde yatsın. Nur içinde yatsın inşallah. Şimdi dolayısıyla resmi bir görevlendirme ve resmi görüşmelerin başlaması
süreci en doğal şekilde götürmek Türk demokrasisi açısından en doğru şey. Ben bu kanaati taşıyorum ve genel başkanımız da resmi görüşmeler başladığında daha resmi bir şekilde ne düşündüğümüzü, ne yaptığımızı, partimizin de tüzel kişiliğini temsilen en yetkilimiz olarak, büyüğümüz olarak bu konuları aydınlatacaktır halk oyuna. Onun için şimdiden bu konularda bizim alt seviyelerde duygusal bir takım işte hissi şeylerle, eksik bilgiyle, çünkü bize bilgiler tam gelmeyebilir. Resmi görüşmeler başladığında resmi olarak yürüten insanlar en doğru ve en gerçekçi bilgilere sahiptirler. Ve onlar tarafından bu işler yürütülür. Biz ancak bunları dilek ve temenni olarak katılabiliriz. Veya o resmi bilgiler bize yansıtıldığı zaman düşüncemizi söyleyebiliriz. Şöyle olursa daha iyi olur, böyle olursa doğru olmayabilir diye bunları söyleyebiliriz. Bunun dışında bir şeyler söylemek benim de çok siyasette taraf olduğum bir şey değil. Bu konuda özür diliyorum. Peki şöyle bir şey, siyasi tablo çıktı ortaya Sayın Genel Başkanınızın, Sayın Bahçeli'nin açıklamalarından sonra. Dedi ki HDP'nin içeriden veya dışarıdan içinde olduğu herhangi bir hükümet formülüne biz karşıyız. Bu şu anlama geliyor. HDP'nin dışında olduğu bir hükümet formülü oluşturmanın tek yolu Adalet ve Kalkınma Partisi'nin içinde olduğu bir hükümet formülü. O zaman siz AK Partisi bir hükümet imkanını görmüyorsunuz. Şimdi Fatih Bey, konuyu biraz daha şöyle açalım. Koalisyonları sadece matematiksel yeterlilik olarak bakmamak lazım. Doğru. Yani 2 artı 2 eşittir 4 tamam, veya 5, 2 artı 3 eşittir 5. Bu meseleyi çözdü olarak bakmamak lazım. Matematiksel yeterliliğin yanına siyasi yeterliliği koymak lazım. Ahlaki yeterliliği koymak lazım, ilkesel yeterliliği koymak lazım. Doğru. Bunlardan kastım ne? Sayın Genel Başkanımız çok açık bir şekilde söyledi. Şimdi arkadaşlarımızın konuşmalarını dinliyoruz. Eğer biz dünden ders çıkarmazsak, daima ileriye yürü ama ara sıra da arkaya bak. 13 yıldır Türkiye'de bir iktidar var. Bugün Türkiye birçok problemle boğuşuyor. Kavramlardan sembollerimize varıncaya kadar, devletin temel niteliklerinden başka dış politikaya, ekonomiye varıncaya kadar yalan yanlış bir takım politikalar yürütüldü. Büyük günahlar küçük sevaplarla kapatıldı. Kapatılmaya çalışılıyor. Büyük günahlar küçük sevaplarla kapatılmaya çalışılıyor. Şimdi bu şartlar altında Sayın Genel Başkanımız veciz bir şekilde dedi ki Ankara'da Gazi Mustafa Kemal Bulvarı var. Önce bir o Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nı temizlesinler. Yani biz ne yaptık? Şimdi bakın, ben çok ekstrem bazı örnekler vereceğim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulduğundan bugüne kadar daha başka ülkeler tarafından non great person olarak persona non grata açıklanan ve şey yapılan çok nadir olmamıştır belki hemen hemen. Ama bugün 7 ülkede bizim büyükelçi temsilciliğimiz yok. Büyükelçimiz yok. Türkiye böyle bir dönemi yaşamadı. Suriye'de gelinen nokta ortada. Mısır'da gelinen nokta ortada. Libya'da gelinen nokta ortada. Avrupa ülkesi var. Avrupa demokrasilerinden bizim büyükelçimizin olmadığı yerler var. Şimdi iktidar bunu gözden geçirmeli. İktidara oy veren insanlar bunu gözden geçirmeli. Ülke aydını bunu gözden geçirmeli. Ve biz muhalefet olarak bunu söylüyoruz diye hemen muhalefetin söylediği şey olarak bakılmamalı bu hadiseler. Suriye nasıl bu duruma geldi? Şimdi tartışılıyor. İşte yok IŞİD Suriye'ye girmesek mi operasyon mu yapar? Peki, altın soru. Suriye'yi kim istikrarsızlaştırdı? Değil mi, ben Sayın Külü aynı soruyu sordum. Sordunuz mu? Çok doğru bir soru. Suriye'yi kim istikrarsızlaştırdı? Dedim ki o zaman demek ki Suriye politikamız hatalıydı herhalde. Peki. Bugün Türkiye'de işte HDP, PKK, şu bu birçok şeyi Sayın Cumhurbaşkanı başta olmak üzere birçok AKP'li arkadaş karşı çıkıyor, bir şeyler yapıyor. Peki nasıl bu duruma gelindi? Metin Külünk belki söylemiştir. Oslo görüşmeleri önce şerefsizlikle itham edildi. Sonra Oslo görüşmeleri çıktı. Şimdi Oslo görüşmelerini savunuyorlar. Yani şimdi konuşmamın başında söylediğim, bunlar söylediklerini yapmıyorlar, yaptıklarını söylemiyorlar noktasında bir şeyi söylüyorum. Sayın Genel Başkanımızın söylediği gibi önce bir Gazi Mustafa Kemal Bulvarı temizlenmeli.
ne yaptık biz? Neyi hedefledik? Neyi hedefliyoruz? Ne yaptık? Şimdi yani yanlış yapılmış politikalar varsa gerekirse buradan geri adım atabiliriz. Tabii önce bir bunu gözden geçirmeliler. Milliyetçi Hareket Partisi Sayın Genel Başkanını çok dikkatli takip etmeyen bazı arkadaşlarımız açıklamaları çok sert veya farklı noktada bulabilirler. Ama ben bir şeyin altını çiziyorum. Sayın Devlet Bahçeli devlet hayatiyetine intisap eden konularda ta rahmetli